Aleli Muhabbet'e hoş geldiniz. Beşiktaş 120. yılını, 120. yaşını kutluyor. Biz de e, anınla şanınla sen yürü arkanda taraftarın gücü diyoruz Beşiktaş'a. Nice yüzyıllar diliyoruz. Bugün Aleli Muhabbet'te Beşiktaş yönetiminin önemli isimlerinden biri. Seyit Ateş ile birlikteyiz. Seyit Ateş ile birlikte burada Beşiktaş gündemini konuşacağız. Beşiktaş taraftarının merak ettiği sorulara cevap bulmaya çalışacağız. Tabii çok önemli bir felaketi geride bırakıyoruz. 10 ilimizi etkileyen büyük depremin yaraları sanılmaya çalışılıyor. Beşiktaş yönetimi de ilk günden beri e, stadın önünde, İlönü stadının önündeki e, bölgede yoğun bir çalışma içerisinde tırlar dolusu yardımı bölgeye ulaştırarak e, bu yardımlara öncülük etmeye çalışıyor. Beşiktaş taraftarı e, dünyaya örnek olan siyah beyaz taraftarlar Antalya spor mücadelesinde dördüncü dakika içerisinde sahaya attıkları peluş bebeklerle, oyuncaklarla, ayıcıklarla deprem bölgesindeki çocuklara moral vermeye çalıştılar. Beşiktaş taraftarının bu muhteşem görüntüsünü de tüm dünya manşetlere çıkarttı. Seyit Ateş hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Alen Merkaryen, merhaba. 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 Alen 120. yıl. Ne diyeceksin? Ne diyeceksin? Şanlıyorsun Beşiktaş'ın diyeceğim. Ne diyeceğim? İnşallah bir yüzyılda, sonra bir yüzyılda ee, yüreğimiz maziye gidiyor. Birçok şey yaşadık. Seyit abi 30 senedir tanıyorum. Ee, neler yaşadık? Bizden evvelkiler, bizden büyükler neler yaşadı? Ee, beş yaşın mazisi şerefle, şanla dolu. Ee, Allah tekrarına kavuştursun diyoruz. Nice 120 seneler nice, diyoruz. inşallah. Nice 120 yıllara evet. <laughs> Seyit abiye neler söylemek istersin Halen? İlk cümlelerin yakışıklı. Eyvallah, teşekkür. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol Allah ol, ol, razı olsun. Diyeyim, çok her zamanki gibi. çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Seyit abi, e, Seyit abi diyeceğim, müsaade eder misiniz? Tabii ki. Yani e, daha önceki dostluğumuza tabi ben Seyit abiyle evet. Muhammed Demirci'nin e, Beşiktaş'ta ilk performans gösterdiği dönemde, Beşiktaş TV döneminde de e, çok yakından görüşüyorduk o, o işte de da... Asla benim bir müdahalem yok. Bir o şey var geldi. Siz birdenbire adamı gece yarısı <laughs> çıkarttınız Cowboy'un gündemine. Herkes acaba ben mi bu işi organize yani ettim? girmişken muham Muhammed'in böyle bir, bir dakika bir dakikada nasıl anlatırsın <laughs> bilmiyorum, mevzuyu? Bilmiyorum. Bilmiyorum. İrtibatım kesik. İrtibatım Yazı, kesik. Yazık oldu diyebilir miyiz Abi? Yazık oldu bana göre evet. Yazık oldu. Çok önemli Ama, bir yıldız, ama yazık azaydı. oldu derken birileri ona yazık etmedi. Kendisi kendine yazık etti. Kendi kendine. Öyle ben. diyelim. Evet. Öyle diyelim. Beşiktaş Antalya Spor mücadelesi. Evet abi. Girişimiz. Bugün 120. Evet. kuruluş yıldönümümüz. Buyurun. Bugün buradan ayrıldıktan hemen sonra inşallah Mezarları ziyaret edeceğiz. Kurucularımızın mezarlarını Eyüpsultan'daki mezarlarını ziyaret edeceğiz. Hepsine dualar okuyacağız. Yani inanılmaz bir kulüp kurmuşlar, inanılmaz bir camia bırakmışlar bize ve o camia da her yüzyıl daha da şanlanarak, daha da e, milli hale gelerek yürüyüşe devam ediyor. İnşallah bu Bin yılları, on bin yılları bulacak. Bizden sonraki nesilde Beşiktaşlı'ndan dolayı gurur duyacak, şeref duyacak. Hepimizin duyduğu gibi. Aynen öyle. Evet. Seyit abi Antalya maçı e, önce maç öncesinde Beşiktaş taraftarının yapmış olduğu organizasyon. E, deprem bölgesine giden yardımlar ve son olarak işte taraftarın da sahaya e, oyuncakları attığı o tarihi görüntüler. E, böyle başlayalım. Saha içine gireceğiz evet. sonra. Ya tabii ki Cenab-ı Allah bir daha böyle bir depremi yaşatmasın diye dua ediyoruz. Ancak duadan önce de tedbir almamız lazım. Her şey kader planı değildir. Yani siz tedbiri almazsanız böyle sıkıntılarla doğru. karşılaşırsınız. Doğru zeminlerde doğru binalarla biz bu işi önleriz diye düşünüyorum. İnşallah önleyeceğiz. Tabii ki inanılmaz acılar yaşadı. Bütün ülke inanılmaz acılar yaşadı. Dünya inanılmaz acılar yaşadı. Ve ilk günden itibaren de Beşiktaş hassasiyeti hep ön plandadır. Bu tür milli meselelerde, milli günlerde hep Beşiktaş öne çıkmıştır. Milli ruhu hep galeyana gelmiştir. Çünkü Çanakkale'de Beşiktaşlı boksörler, Beşiktaşlı güreşçiler Allahu Ekber deyip gidip şehit olmuşlardır orada. Yine bu depremle birlikte bu Beşiktaş'taki milli ruh galeyana gelmiş. İşte Vodafone Park'taki bu yardım standını açarak şu ana kadar 250'ye yakın tır. 250 tır. Evet 250 tır yardım malzemesi gönderilmiştir bu depremin bütün bölgelerine ve bu malzemelerin tamamı emin ellerle adreslere teslim edilmiştir. Yani gidip herhangi bir alana boşaltılıp hercai bir şekilde dağıtılmamış. Oradaki derneklerimiz vasıtasıyla, oradaki bizim öncü kuvvetlerimiz vasıtasıyla, Akıncı Beylerimiz vasıtasıyla ki Akıncı Beylerimiz bin derneklerimiz onlar vasıtasıyla da bu ürünler tamamen birebir ihtiyaç sahibi kişilere dağıtılmıştır. Yani Beşiktaş bu manada gerçekten çok ciddi bir ee, öncülük yaptı bu evet. işe. Zaten Antalya maçı o maçtaki o pelüş e, şeyi. Oyuncakların. inanılmaz bir yani samimi söylüyorum hepimiz ağladık. Evet. Hepimiz ağladık. Hiçbir şekilde gözyaşımızı da saklayamadık. Evet. Saklama şansımız yoktu yani. Ne kadar akıtabilirsiniz? Bir müddet akıtabilirsiniz belki gözyaşınızı içinize ama yok Sonra. dışarı saldık. Doğru. Evet, gerçekten. Ve yani bu Türkiye açısından keşke böyle bir acı yaşanmasaydı ve Beşiktaş böyle bir e, hareketin içinde de girmeseydi ama bir de başka boyutuna bakıyorsun. Dünyada 1 milyar 350 milyon kişi etkilenmiş bundan. Etkileşim ya. Etkileşimde bulunmuş. Bundan haberiniz var mı bu rakamdan? 1 milyar 1 milyar Tabii 350 yani bin dış kaynaklı bütün evet. 1 milyar 350 değil. milyon kişi etkileşimde bulunmuş. Siz yeni nesil bu etkileşim meselesini daha iyi bilir. Evet. Bir video herhalde 15-20 saniye evet. izleme halinde kişi sayılıyor. Doğru. Bu rakam 1 milyar 350 milyon kişiye ulaştı şu anda. Bu da yani 8'de sekizde biri neredeyse. Aynen. Ya inanılmaz bir şey yani, inanılmaz bir şey. E, zaten onu ifade etmek de şey değil. Dün akşam yine bir yabancı kanalda haber vardı İngiliz kanalında. Yani 4-5 kişi anlatıyorlar ama o görüntüler yeniden orada ekranda. İnsan yeniden heyecanlanıyor. İnsan yeniden gerçekten acı var arkada ama Beşiktaş'ın yaptığı bu şey de bu etkinlik de yani Olan işte. hepimizin gurur duyacağı da evet. bir etkinlik haline geldi. Aynen öyle. Demek ki istenildiğinde Beşiktaş gerçekten milli ruhu da olabiliyor. Tabii yani şimdi bizim Erol sağ olsun ellerine sağlık arkadaşları depoda 10 <laughs> gün boyunca uğraştılar bu işle. Bayağı bir Emek sarf ettiler. Onlara da teşekkür edelim. Ee, tabi bunun yanında bu acıyla yoğrulup da e, gözümüzün önünde <laughs> göz yaşlarımızı gözümüzün ucunda tutamadığımız yaşlarla beraber ki öyle de yazılar yazdık tweetler attık. Başka bir şeyi de gündeme getiriyor. Ee, eskiden Beşiktaş sahaya çıkarken şerit atardık. Biz evet. okullar böyle Kağıtları evet, kağıt keserdik hoca ders evet. anlatırken. E, Salo teyple yapıştırdık içten içe. Onu uzatırdık uzatırdık. İşte herkes on tane şerit getirecek. Sonra koca elinde seka fabrikası işte birisini kafaya aldık mı giderdik oradan konfeti. şerit. Konfeti. Konfeti ayrı şerit. Tamam, şerit. Şerit uzun. Şerit uzun böyle. 100 200 metre. Beşte saha çıkan evet. onu atardık. Bu sonradan meşale ee, mevzulara çıkmaya başlayınca konfetti attın üzerine meşale yaktın attın yangın çıkıyor ee, bahanesiyle ya da akılda onu gerektiriyor İkisi evet. e, ikisi de yasaklandı hani meşale de yasaklandı konfeti bu arada ikisi bu, de ben... çıkınca o göre geldi gözümün önüne Avrupa'da görüyorum acaba yani e, tekrar böyle yöneticiler falan çünkü bu görsel şölen yani şimdi bakıyorsun aşağı yukarı 20 bine yakın peluş oyuncak Evet sahaya. Yani onun verdiği e, yani biz şimdi hani tribün insanıyız ya. Birçok şey geliyor kafamıza. E, ve tabii ki yani bu farkındalıktı. Farkındalık yaratmak için deprem bölgelerine eee aidiyet duygusunu hissettirmek için ki bunu Van depreminde de yapmıştık evet. biz. E, çok güzel bir etkileşim oldu dediği gibi Seyit abi'nin. E, Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyoruz. Teşekkür. Evet gerçekten. Seyit abi bir de sahaya geçelim. Yani maç öncesinde muhteşem görüntüler vardı. Evet Beşiktaş yönetimi, Beşiktaş taraftarı çok iyi hazırlanmış ve çok müthiş bir etkileşimle de amacına ulaşan bir organizasyon vardı. Ama saha içerisinde Beşiktaş taraftarı bir türlü mutlu olamıyor. Valerian evet. e, İsmail görevi Şenol Hoca'ya devrettikten sonra Beşiktaş'ta bütün her şey düzelecekti. Çünkü Beşiktaş'ın iyi bir kadrosu vardı ve kötü bir hocası olduğu için bu kadro iyi sonuçlar alamıyordu. Öyle Şen diyorlardı. Öyle diyorlardı. Evet. Yani senaryo buydu. Evet. Evet. Ee, Şenol Güneş göreve geldi. İlk maçta Beşiktaş bir reaksiyon verdi. Ama sonra bakıyoruz yine Beşiktaş Vasatın üzerine çıkamadığı oyunlarla şampiyonluk yarışına havlu attı aşamaya geldi. Yani bakıyoruz e, Mart ayına giriyoruz. Kupa da yokuz. Şampiyonluk hayallerimiz yok. Ne diyorsun? Evet zor soru esas itibariyle. Şimdi Valer'in İsmail gerçekten sevimli, sempatik, saha kenarındaki duruşuyla yani hoş, göze hoş gelen bir teknik direktör. Başarılı olma ihtimali var mıydı? Sabredilseydi olabilirdi. Çünkü Beşiktaş bu tür isimsiz e, antrenörleri getirip parlattığı yıllar olmuştur ya yani alemde bilir. Gordon Mill örneği böyleydi. İngiliz liginde hiç olmayan ya da bir Ümit Milli'de falan yardımcı hocalık yapan bir hoca iken rahmetlik Süleyman Seba getirip 7 yıl, 8 yıl sabredilmiş ve o daha sonra inanılmaz başarılar elde etmiştir. Beşiktaş tarihinin en parlak dönemlerini zamanlarını yaşatmış bize. Şey. Valerian İsmail'e bu mantıkla bu ma bu düşünceyle getirildi. E, Avrupa'da başarısı yok. Kendini ispat edebilir mi? Beşiktaş'ta işte bir ivme yakalayabilir mi? Kendisi açısından da bu Beşiktaş'ta da yansır mı? şeklinde getirildi ama e, futbolda bu tür şeyler vardır. Ayrılıklar vardır. Yani bu ayrılıklar yapıldı diye e, yani teknik direktör de kötü değildir. Ya da bu ayrılıklar oldu şu, 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 diye. Araya gireceğim. Ee, şeyi unutma. Son söylediğin sözü unutma Erdem Ulus. Seyit Ateş olarak ya da yönetim kurulunda arkadaşlar hem fikir olduğun arkadaşlar Balerin İsmail'in gelmesini mesela ya tamam da şimdi sırası değil böyle bir şeyin. Bize iş bitecek adam lazım. Daha böyle etkili ve yetkili adam gelmesi diye düşündünüz mü? O sırada. Valer İsmail alınırken ben yönetimde değildim. Daha sonra kongrede sonra evet yönetime geldim -8 ama. 8 haftalık bir şey evet, var. Evet evet. 8-9 hafta önce gelmişti. Daha ama ben şeyi tateş olarak soruyorum zaten. Ya tabii ki şimdi yönetimde olmadığım için o dönemde başkanımızın kararına saygı duyduk hoşuma gitti aslında Valerian İsmail. Geldiğinde o da ilk bir kaç maçta da güzeldi yani. Tam, beş, Ankara evet, maçına kadar her şey iyiydi. Evet, tam, tam bizim teknik direktörümüz demiştim ben yani. Güzel bir adam. Ee, sağ kenarında iyi duruyor. İyi bir hayla, aile hayatı var. Çocuklarla sevimli bir tablo oluşturuyor. Ya Bizim Beşiktaş'ta biraz da şey vardır. Yani böyle sahip çıkma duygusu fazladır ya. Biz çayıp çıkarız yani. Bize evet. Maneviyat. Evet, o, o, manada. iyi bulmuştum ben kendisini. Ama daha sonra işte sonuçlar gelmeyince de bu tür ayrıklar meydana gelebiliyor. O ayrıklardan biri olu, oldu diyelim. Peki Seyit abi şimdi e, Beşiktaş'ta hoca değişti ama süreç değişmedi. Yani kötü gidişin önünü alamıyoruz. Yayın öncesinde de konuştuk. Sezon başındaki transferleri tek tek irdelediğimizde herkesin 3 aşağı beş yukarı iyi iş, itiraz, iyi iş çıkarttı Beşiktaş yönetim dediğimiz bir süreci geride bıraktık. Ama günümüz futbolunda şöyle bir gerçek var aldığınız oyuncunun background'u, geçmişi ne kadar iyi olursa olsun sizin takımınızda diğer oyuncularla kaynaşması, birlikte performans göstermeleri başka bir şey. Biz iyi oyunculardan iyi performans alamıyoruz abi. Ya tabii ki bu şeyde var. Yani bu futbolun şeyinde var yani. Doğasında var. Doğasında var. Yani gerçekten ben bir taraftar olarak, yönetici değil de taraftar olsaydım sezon başında bu sene bizim transfer ettiğimiz oyuncuları gördüğümde ya bravo tebrik ediyorum bu yönetime derdim. Yani Muleka'yı kim itiraz edebilirdi Muleka'ya? Bir yıl önce Kasımpaşa'da oynamış. İnanılmaz bir ivme yakalamış. 15 14 15 gol atmış. Yani bitti. E, al Tayfur'u aldık şeyden Alanyaspor'dan. Bu bu ülkede bu yaştaki her şeyin yani her kulübün böyle genç bir e, delikanlıya her kulübün Halil olma ihtimali vardı. Herkes de istiyordu aslında. Evet. E biz ne yapmışız? Biz almışız yani. Bunu almışız. E biz İngiliz liginden Veros'u almışız, Wegostu almışız. E kule gibi bir Santor tam evet, beş ise ki adam gerçekten hırsıyla da oynuyordu, başarılı da oldu. E kim itiraz edebilirdi? Edemezdi. E sol bekimiz Masuaku mudur? Mas Masuaku. Masuaku. E o yani bazı maçları çok iyi oynayan bir oyuncu. Bir maçlara bakıyorsunuz performans düşüklüğü var ya da hiç bir hafta önceki adam değil yani zaman zaman bu şey gitmeler gelmeler oldu yani performans düşükleri falan yaşandı tabii ki taraftar neye sana... Tam... bağlısın performans düşüklüklerine <laughs> ya onu tabii arka planını çok net ya şuna bağlı buna bağlı mesela rivayet şu ee, aşağı yukarı 8 9 tane futbolcu inanılmaz da yetiplinsiz ve gece gezmeleri var e onu ben duymadım yani öyle bir şey olsa Beşiktaş bunun tedbirini alır yani öyle bir yani şey. Form düşüklüğü tamamen bazı futbolcuların e, suyu kaynatmaya başlamalarından kaynaklanıyor. E, ve Şenol Güneş gelir gelmede Rozier ve Masuaku'yu kesmesinde de e, bunlara bir göz daha vermek amaçlı. Tabii Bu arka planını yani. bilmem ama böyle bir şey Seyda abi, olduğuna inanmıyorum. Beşiktaş kötü gittiği süreçte, maç kaybettiği süreçte, iyi oynamadığı süreçte, taraftarın hayal kırıklığını yarattığı süreçlerde bütün gece boyunca biz işte Beşiktaş'ta Beşiktaş'la ilgili düşüncelerimizi, görüşlerimizi paylaşıyoruz. Birçok Beşiktaş taraftarı çok mutsuz, çok gergin oluyor o akşamlarda. Beşiktaş'ta gece nasıl bitiyor? Sizde mesela Antalyaspor maçı sonrası ne oldu? Bunlar e, takımla beraber Ümraniye'ye gittiler. Yönetim evlerine gitti. Ertesi sabah oldu hiçbir şey olmamış gibi antrenmanla devam mı etti? Yani bizi soruyorsan. Evet. Biz her maç sonrası eğer o maç gerçekten biz taraftarız her şeyden önce yani yönetimi bırakın biz taraftarız. Evet. Biz bir de taraftardan biraz bir fazla daha düşünmek mecburiyetindeyiz. Çünkü Doğru. o taraftara biz başarıyı tattırmak mecburiyetimiz var. Doğru. Öyle bir gelenek var. Yani bu sadece Beşiktaş'a münhasır bir hadise de değil yani. Doğru. Dünyanın her yerindeki kulüpler Avrupa belki daha değişiktir. Onlar meseleyi bir maça, beş maça ya da bir mevsime biz sezona bağlamıyorlar. Onlar daha uzun şeyler düşünebiliyor ama Türkiye'de bu futbol şeyi böyle değil yani. Gelenek bu. Fenerbahçeli de olsan, Galatasaray'da olsan, Beşiktaş'ta da olsan, saha içerisinde başlarınız yoksa motivasyon olarak iyi değilsin, moral olarak iyi değilsin. Yönetici olduğunda 4-5 kat daha iyi değilsin yani. Şimdi eskiden sorumlulukların var yani. Beşiktaş şöyle bir kulüptü Seyit abi. Yani Beşiktaş taraftarıyla iç içe bir kulüp olduğu için böyle kötü süreçlerde taraftar Fulya'ya gider. Ee, orada bulunması bile, orada gergin atmosfer bile futbolcuyu böyle bir sirkeler kendine getirirdi. Sanki Beşiktaş'ta şimdi gelişen düzenle beraber, değişen dünyayla beraber, endüstriyel yaşayan futbolla beraber, bu kontrol mekanizması, taraftarın da aradan çekilmesiyle birlikte, yani sürekli takımın peşinde olan taraftarın aradan çekilmesiyle birlikte, bu, bu e, kontrol mekanizması kayboldu ya gibi. Benim Oturtayım. bir adım vardır. Birçok yazımda da yazmışımdır Futbolcu, taraftarın nefesini en sesinde hissedecek. Bravo. Hissetmezse işte bu yaşananlar oluyor. Yani taraftar korkusu e, mesela hani futbolcu nasıl ki kendini düşünerek özgüveni olmadığı zamanda hani futbolun birinci kurallarından biri nedir? İlk sen çıktın sahaya öğrencine ne dedin? Kaleyi karşıda buldun mu şut çek. Değil mi? Birinci kural bu. Son beş senede kaleyi karşıda görüp de Şut çekmeyen futbolcu sayıp bizde yok ya. Şut çeken adam yok. Neden? Ben topa vururum. Top avuta giderse Fizan'a bizim Sabri'nin gibi Galatasaraylı vurdu topu yeni açığa vurdu topu. Hani millet benle dalga geçer, yuhalar küfreder diye vurmuyor ya topa. Mevzu bu. İşte futbolcu aynı şekilde kendini düşündüğü gibi takımını düşünürse ki bunun da ana katmanlarından bir tanesi taraftarın nefesin ensesinde hissetmesi. Soru şu, haftada bir gün itmanları in önünde yap yapmaz mısınız? Taraftarı açık. Bu yani bir fikir, bir görüş, bir fikir. Bunu buradan aldım bu soruyu Sayın Başkanım'a ve yönetim kuruluna takdim söy Söylerim yani. Çünkü neden biliyor musun? Mesela Fulya'ya gittiğimizde, mesela Pazar günü Beşiktaş yenildi. Çok kötü bir sonuç aldı. 1-2-3 ne oluyor hemşerim? İniyorsun Fulya'ya. Bağırıyorsun, çağırıyorsun, küfür ediyorsun, tamam. bilmem ne falan filan. Futbolcu geliyor sana diyor ki, ya diyor bu kazaydı, bilmem ne. Kaptan geliyor mesela, konuşuyor senle. Bir farkındalık falan yani. Sen şimdi oradaki bütün gazı alıyorsun. Tamam. Bu şimdi bu olmadığı için ve iletişim ta... sen demin dedin ya etkileşim. Hı -hı. Bir etkileşim, buçuk milyar. Evet. E, abi ben Beşiktaş başkanı konuşmuyor. Beşiktaş yönetimi konuşmuyor. Taraflar da diyor ki niye konuşmuyorsunuz? Niye bir şey olduğu zaman çıkıp da futbolcu olsun, hakemleri olsun, federasyon başkanına olsun niye konuşmuyorsunuz diye ben de soruyorum ama benle beraber bütün Beşiktaş taraftarı da soruyor. Evet. Hani o Fulya'ya gidip futbolcuları motive ettiğinizde ya da onları işte ya ne oluyor size dediğinizde Beşiktaş kadrosunda kaç tane yerli, kaç tane yabancı futbolcu vardı onun suçlusu. Yerli çoktu. Üç tane o zaman 3 yabancı hakkı yani, vardı. Ya evet. gördünüz mü? Şu anda üç tane yerli oynuyor yani. Tamam duyanlar duymayanlar anlatır Seyit abi. <laughs> üç yerli oynuyor. Biraz da bu, bu, bu manayı böyle yorumlamak lazım. Yani. Ferdinand şey. Ferdin açıklaması var. Koşmayı ben Beşiktaş'ta öğrendim diye BBC'ye röportaj <laughs> veriyor. Ne demek yani sen Beşiktaş'a gitmeden koşmayı bilmiyor muydun? Yani, yani o şey... yerliler yabancılar anlatır. Yani. yani. Anlatır da mı yani? Ben orada beni kovaladılar diyor bir maçtan sonra. Yani ben Ferdinand'ım bana kimse dokunmaz. Beni herkes sever diye hiçbir şey söylemedim. O zaman da üç tane vardı. Eve kadar kovaladılar. O gün ben koşmayı öğrendim diyor. Yani sağ kadar ya, Eve kadar falan değil ya. <laughs> evet. Bilmiyorum. O Seyit abi bilir. Fulya'nın arkasında <laughs> bir tane duvar vardı. Evet, Şeyin evet. duvarı. <laughs> e, Süleyman <laughs> Sebastopol'un altına kalan. Bravo. O da kaledire çizilmişti. Evet. Orada şut çekerlerdi oraya duvara. Evet, Top evet. geri gel tenis şey, gibi düşün tabii, yani. var vardı. 1 2 3 Oraya kadar vardı. kaçtı <laughs> evet, evet <laughs> yani. Şimdi gerçekten yabancılar da alıyor mesajı. Ya yani. ben taraftara hak veriyorum. %100 taraftar haklı ama taraftar meselenin arka planını da bilsin yani. Siz her hafta hakem hatasını her hafta konuştuğunuzda sevimsiz hale geliyorsunuz. Ya bir hakem hocası bana dedi ki ya yani biz bu arada hakemlerle ilgili de yani biz Beşiktaş bu sene gerçekten şey yaptı yani. Biz hakem şeyine uğradık mı? Haksızlığına uğradık. İnanılmaz da uğradık yani. Bütün kulüpler eşit uğradı mı? Hayır eşit uğramadı. fazla. Fede Fede federasyonun sanki Bilal, bu önemli burası. gölde gösterisi ya, yaptı ya, Beşiktaş üzerinde gibi. Bunu da parantez içinde soruyoruz. Biz mesela federasyonun başkanı elini masaya vurdu. Beşiktaş taraflarıyla bütünleşti. O gün bir buçuk iki milyon şey yapıldı. Yani tweet atıldı. TiT oldu Beşiktaş. Evet. Yani ve ertesi gün federasyon başkanı canlı yayınlarla bu şeyden özür diledi. Ben Beşiktaş'ı kastetmedim dedi yani. Hangisinde? nasıl masaya he, vurma tamam. meselesini kastetmedim dedi. Şimdi hakemlerle ilgili biz konuştuk. Ben mesela Alana maçından sonra hakemlerle ilgili konuştum. O hakem Alana maç alamıyor yani. Yasin Kol aldı. Evet. Bir defa aldı. Bir defa aldı. O da niye aldı? Bir hemen iki hafta sonra aldı. Sonra bir beş hafta durdu. Sonra bir tane daha aldı. Yani evet yani şimdi kaçıncı haftayı oynuyoruz? 20. haftayı oynuyoruz. Kaçın, kaç, 20'yi geçtik ya. ya. 24 24'ü oynuyoruz yani. Onun için Beşiktaş ya bu, biz istemeyiz yani. Keşke Yasin Kolu iyi hakem olsa da maçları devam etse. Bizim asla kişisel olarak ya adamın falan, hakemlik değil ki. Falanla filan iyi karıştırma. hakem değil yani. İyi hakem değil gerçekten. iyi hakem değil. Ya hakem meselesiyle ilgili her hafta konuşursak da sonucu doğru alamıyoruz. O zaman doğru sonuçlara gidemiyorsunuz yani. Şimdi Seyit abi şöyle hani sen şimdi yönetici olduğun için buradaki konuşmalar tabii ki e, mutlaka karşılık bulacaktır yönetim kurulu toplantısında da bunlar mutlaka konuşulacaktır. Mesela biz taraftarın içinde olduğumuz için e, mesela divan kurulu üyelerinin olduğu WhatsApp grubu var bende, kongre üyeleri var, taraftarlar var. 7-8 tane insana konuşmalarını biliyoruz. Twitter'daki konuşmaları biliyoruz. Dükkana gelen giden taraftarlar biliyoruz, konuşuyoruz. Şimdi şöyle bir durum var. Geçen sene Sergen Yalçın Beşiktaş teknik direktörüyken Halil Umut Meler Maç yönettikten sonra dedi ki basın toplantısında ben bir daha dedi biz dedi bu hakem bir daha istemiyoruz dedi. Hemen akabindeki ilk maçta Halil Umut Halil Umutmeleri verdi federasyon. Evet. evet. Şimdi soru şu. Ve ayağa kalkınca da dediler ki işte bu federasyonun bilmem ne disiplini bilmem nesi taviz vermemek adına şu adına bu adına bir sürü altına doldurdular. Geldik şimdiye işte o çok büyük felaket gelmeden önceki hafta Ali P Palabıyık Fenerbahçe maçını yönettikten sonra Ali Koç dedi ki Bravo. biz bir daha dedi Ali Palabıyık dedi. Göremez maçlarımıza dedi. istemiyoruz Kadıköy'e gelemez dedi. De, de, doğru, doğru. Şimdi tam da burada ben hatta yazdım çünkü ama yazıyı gazetede yazmak zorundaydım. Hemen deprem çünkü baskıya girmişti yazı. O sabah e, deprem, deprem oldu. oldu. Yazı kal Bir şey gittim. yapamadık tabii açamadık yazıyı. Evet. Beşiktaş yönetimi çıkıp Sayın Ali Koç ne diyorsunuz ya? Biz böyle dedik. Bize hemen verdiler. Nasıl gelemiyormuş Kadıköy'e? Federasyon. Bak tam deprem oldu diyorsun ya. İşte şimdi mesela evet. günden başladı. Ne diyorsun? Ya bu Federasyon e. Ali bu, Koç der. Bu denemeleri, bu denemeleri zaman zaman yaptılar yani. Beşiktaş üzerinde daha fazla yaptılar. Zaten Beşiktaş'ın en büyük şeyi yani hepimizin taraftar olarak ee, şeyimiz ne fikrimiz ya her türlü şey haksızlığı Beşiktaş üzerinden mi deniyorsunuz yani? Caner Erkin için yönetmelik değiştirilip ceza verilmedi mi? Ya biz bunları biliyoruz. Bunları da dillendiriyoruz. Ama önleyebildiğimiz kadar bize yapılan haksızları önlemeye çalışıyoruz. Samimi bir şekilde söylüyorum yani. Samimi bir şekilde. Her maç sonrası haksızlığa uğradığımız her meseleyi mutlak manada iletiyoruz. Ama kamuoyuna her hafta yansıttığımızda da antipatik hale geliyoruz yani. Şimdi ama ya sonuç alamadığınız zaman da taraftar nezdinde de ya konuşuyorsunuz. Mesela konuşuyorum ben bir şey bir cümle kuruyorum. Ya ne oluyor konuşuyorsunuz başka. E ne yapabiliriz abi elimize silah alıp gidip birilerini vurma şansımız tabii yok. Tabii ki ya. hayır. Tabii Konuşacağız derim Allah'a. Ama yani Beşiktaş şimdi mesela Galatasaray'a bakıyorsun arka arkaya iki maç çok kötü oynamaya başladı Galatasaray. Giresun ve deplasmanda Giresun içeride Sami eee Ümraniye maçlarında kötü giderken hakem çıktı penaltıyı çaldı. İki maçta hiç penaltıyla alakası falan yok yani. Yani kuralı uyguluyorum dümen altında ele geliyor top hesapta. Ya, top gelir abi ele her yere gelir yani. yani. E, bu arada El topa gitmesin <laughs> mevzu. Ketosunun da penaltısında kaçan penaltısında e, rakip takım oyuncusunun bariz ceza sahasına girdiğini kalecinin ihlalini görüyoruz. Ah. Bu hakemler bunu Galatasaray maçlarında Fenerbahçe maçlarında daha çok görürken Beşiktaş maçlarında görmezden geliyor Seyit abi. Yani evet. biz şuna inanıyor musun? Orta hakemle var hakemin arasında bir sorun var ve bu sorun daha çok Beşiktaş'a yansıtılıyor. Beşiktaş'a yansıtılıyor. Olumsuz yansıtılıyor. Manada. Evet doğrudur. İnanıyoruz. Ankara gücü ben maçını inanıyorum. Ankara gücü maçının krizini iyi yönetemedik Seyit abi. Bir yönetim olarak, cami olarak. Ne ne yapabilirdik mesela? Ben mesela Desoza'yı De çıkartıp basın toplantısı yaptırmayabilirdik mesela. Mesela öyle bir basın toplantısı olmayabilirdi. Veya e, Brezilyalı bir oyuncu ağladıktan sonra Beşiktaş camiası e, bunun bunu çok sert bir şekilde yansıtmalıydı. Hiçbir şey yapamadı. Konu kapandı. Abi ne yapabiliriz? Mesela Ankara'da bir maçta mı yetinmeliydi evet. burada yani? <laughs> Mesela buradaki o kamuoyu spor kamuoyu dediğimiz o gazı e, insanların işte ya kardeşim Josefe e, geçen hafta PSV maçında taraftar giriyor sahaya kaleci üzerine saldırıyor. Kaleci alıyor bunu İndiriyor yatırıyor yani. aşağıya. Yani devam diyor. Ne yapsın a abi? A öldürtsün mü kendini yani? yani? öyle. Şimdi burada federasyon başkanının ve ee, yanındaki muhteremlerin Galatasaraylı olduğunu Yusuf Günay falan hepsi Galatasaraylı yönetim kurulunda çalışıyor adamlar. Beşiktaşlı yöneticilerimiz de var. Murat yani. Aksu var. Yani. Bizim Murat ama yani şimdi e, görev niteliği olarak mesela ben Murat Aksu'nun bu işlere karıştığını zannetmiyorum. E, ama bu işin içindekiler yani mesela federasyon başkanının hani ben Beşiktaş'ı şey olarak görüyorum. Mesela şu çok önemliydi ya. Seyit abi. Şeyi merak ediyoruz aslında yani yönetim kurulunda ne konuşuluyor. Sivas Galatasaray'a gol attı. Hakem golü saymadı. Neden saymadığını dünya spor kamuoyu anlamadı. Ofsaytlısı oh, dedi. Burada çıkan tartışmalardan dolayı var konuşmalarının şeffaflaştırılması yoluna gidildi. Evet. Herkes onu beklerken gittiler. Bir de yanına kenar süsü Enkodu'nun Antep'teki kafasını koydular. Evet. Oradaki konuşmaları. Yani biz de bunun biz. üzerine hem basın açıklaması yaptık hem federasyona yazı yazdık. Sayın Başkanımız dedi ki ya ne alaka yani bu bugün bu bu ofsaytımsı pozisyonu siz şey yaptınız. Var kayıtlarını açıkladınız. Üç hafta, dört hafta önce oynanan bu maçı niye getirip ilişkilendirdiniz diye bir şeyi de söyledik biz yani. Bu kamuoyuna da yansıttık, federasyona da söyledik. Başkanımız da basın toplantısı yaptı herhalde, açıklama yaptı. Kulüpten de gerekli yaptı bunları yaptı yap ama yapıyordu. hani şimdi Galatasaray'a ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Ben puanı yani yani Gücümüz yok. Hani şimdi hani demiyoruz ki ben evet. Seyit Ateşi olarak çıkıyorum, kendimi buraya demirliyorum kardeşim. Bu tabii ki değil. Ama hani o dinamikler var ya işte o onu yöneticiler biliyor iç dinamikler. Yani bunları harekete geçirip Ya, ya kardeşim, Alem, bu, bunu, bu kadar saçmalık olur mu? Ya yani biz burada para harcıyoruz. Sergen Hoca döneminde Seyit abi. Sergen Hoca döneminde Sergeli Hoca'nın futbol takımını tamamen futbol takımı gündemini. Ben burada şikayetleri dinlemeye geldim. Ama bu bizim değil ha. Bu bizim değil ha. Evet. Bu Beşiktaş taraftarının genel ya. görüşü abi. Benim, <gülüyor> de, <gülüyor> benim de fikrim bu. Ya ben sizinle ayrı düşünmüyorum bu yönetim. Gerçi hiçbir yönetim ayrı düşünmez. ya Ben taraftarım abi. Ben önce taraftar oldum. Aynen ya. öyle. Taraftarız abi biz yani. Yarın yöneticilik bitecek. Yine taraftar olacağız ya. Ben Beşiktaş'ın 30 yıldır hatta 40 yıla yakındır her maçına gitmiş adamım. Yurt dışı, yurt dışı, deplasma falan hiç şeyde ben değil. Ben biliyorum ya. ya ben ya, seni beraber biliyorum. Beraber olmuşuz yani. Burada bunları dile getirmemizin nedeni senin yönetici olmandan evet. mütevellit bunları yönetim kuruluna Yansıtman. Ya başkanım bu biz demiyoruz bunu. Bunu bütün Beşiktaş zaten başkanın şahsına da e, şunu iletmek istiyoruz. Hani söyledik de ben Nacihan'la biraz Kusura konuştuk. Baba. Hani mesela ben Erman Toroğlu örneğini verdim. Erman Toroğlu e, Erman abi selam buradan yine. Aşağı yukarı 30 25 senedir program yapıyor. İşte maratondu, oydu, buydu. Şimdi A Spor'da. Nasıl kalıcı? Bağırıyor abi adam. Doğru kriterleri yakaladığında bağırıyor. Cevap teklif gelmiyor ki. Yani Bağıran gider yapan kazanıyor. Şimdi bunu istiyoruz. Yani taraftar diyor ki şimdi Ali Rumlu elleri benimki maçıma verdin mi? Ali Palabu'yu da fener maçına vereceksin kardeşim bir maç. Ali Koç öyle dedikten peki, sonra. Bir, bunu. Tamam. Bunu olması şimdi, lazım. Ben şimdi bir yönetici olarak taraftara ve taraftarın şahsını da size soruyorum. İkinize de soruyorum bu futbol federasyonunun Adana Spor, pardon e, Gaziantep'le Hatay'ın ligden çekilmesiyle ilgili aldığı karara Beşiktaş 3 gün 4 gün sonra tepki koydu. Doğru. Niye bizi yani yerle bir etti taraftar? Stratejik hata yapıldı çünkü. Şey Hayır ama işte siz stratejik hata nasıl yaptı? Zamanlama diyorsunuz. Evet. Doğru mu? Evet. Ama iki günün depremden iki gün geçmiş futbol Federasyonu hiçbir işi yokmuş gibi Doğru. Ya da stratejik hata yani aslında federasyon bir yaptı. araya gelmişler. Bir ben düşür... aynı aynı Biz şey Çukura düşürdü Beşiktaş. In. Bir saniye ama. Hayır. Federasyon o kararı aldı iki gün sonra. E, siz iki gün sonra alınmış kararı dört gün sonra dillendirip ya ne oluyor demezseniz yarın dönüp bu taraftar bize diyecek ki siz uyudunuz yine. Haberiniz olmadı. Bak adamlar ne karar aldı diyecekler. Ben katılıyorum burada. Biz zaten başka da burada yapmış olduğu açıklamanın içeriği anlamında ne kadar doğru bir açıklama yaptığını geçen haftalarla konuştuk. Ama ne kadar doğru açıklama yaptığımızı şimdi sonuçlar ortaya çıkınca dömeye başladı taraflarımız. Keşke Tabii biz o zaman, açıklamayı yaptığımızda. O zaman linç edildi. Başkanımız. Biz boşuna bir açıklama yapmadı ki başkanımız. İki gün sonra depremden iki gün sonra böyle bir e, karar alınıyor. Ve bunu sayın başkanımız biliyor, bilince de iki gün sonra, dört gün sonra da tepki koyuyor beşler. Ahmet Urçebin'in yerine federasyonun linç edilmesi lazımdı. Evet. Yani. Evet. Sen acelen neydi kardeşim? Üç gün sonra yaptın bu toplantıda önümüze koydun böyle bunu, bir seçeneği. Bunu sayın başkan o açıklamasında söylemeliydi yani federasyonun ne acelesi vardı. Şimdi ben bunları söylediğim söyledi söyledi için, abi, söyledi. ben bunları söylediğim için zamansız bir e, konu olduğu için tepki alacağımı biliyorum. Ama bu zamansız gündemi ben yaratmıyorum. Ee, bunu federasyon Dedim, yapmış olduğu toplantıyla. Başkanımız dedi. Yani ama orada. Şu e, amadan şu var. E, ben şöyle bir açıklık getirmek zorundayım. E, şimdi sosyal medyada ciddi şekilde troll hesaplar var. Var. Ciddi şekilde. Troll hesapta da şu. E, şuradan besleniyor nasıl ki telefonda senle konuşurken ben bardak diyorum. Sonra işte geçen bir yerde de verdim bu örneği. Burada. Şişe camdan arıyorlar beni. İşte bardaklarımız 50 lira gönderelim meyve falan. falan nereden çıktı falan filan. Bu bir etkileşim. Aynı şey bu troll hesaplar da Beşiktaş taraftan o anda içinden geçenleri biliyor. Yönetime, başkana, federasyona, Fener'e, Galatasaray'a hislerini biliyor. Oradan çakıyor Kıvılcım'a. Evet. Sen de diyorsun ki Aa bak benim gibi düşünenler de varmış diyorsun. Bravo. Kervana sen de katılıyorsun. Doğru. Şimdi mevzu bu. Ve başkan da <laughs> e, Dursun Özbek akıllı mesela. Dedi ki ben dedi konuşmuyorum diye. Mehmet Ayhan soruyu sordu. Dursun Özbek cevap vermedi. Niye konuşmuyor? Niye, Niye konuşmuyor? İşine yarıyor çünkü. yani. İşine yarıyor çünkü. İşine yarıyor. Şimdi dolayısıyla o konuda dediğin konuda ben sonuna kadar başkanın Doğru yanındayım. Yaptığını. Doğru yaptığını söylüyorum. Aynı şekilde. Her türlü strateji hatasını federasyon yapmıştır. Peki ne olacak? Yani bu nasıl Ama o zamanki soruçlandı? halk kamuoyu o andaki Sorucu yangınla, olabilir. yani, acıyla. Sonucu şu, futbol talimatname, müsabaka talimatnamesinde diyor ki, şu 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 şartlar dışında ola başka türlü bir gelişme olursa buna futbol federasyonunun aldığı karar futbol federasyonu karar alır ve aldığı karar kesindir diyor. Yalnız yapacak bir şey yok. Bunun üzerine de UEFA bir talimatname yolladı. Kendi isteğiyle var UEFA'nın. Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi ve diyor ki, e, müsaade eder misin okuyabilir miyim çok kısa? Eee Bunu da sevgili e, Bilgihan attı bana. Cenk Bilgihan da yöneticimiz. E, dedi ki, diyor ki İngilizcesi var. Türkçe çevirisini okuyorum. Bir kulüp grup aşamasındaki maçları tamamlanmadan diskalifiye edilir veya herhangi bir nedenle yarışmadan çekilirse tüm maçlarının sonuçları geçersiz sayılır ve puanları kaybedilir. Tamam. UEFA tüm Avrupa maçları için bunu kabul eder ve yerel ligler için de öneri olarak sunar. Öneri olarak sunar. Doğrusu evet, budur evet. der yani. Ama kararı Federasyon Federa Türkiye Futbol Federa ver Federasyonu verir. Yani, yani federasyon şimdi... Ona sığınıyor. Bununla ilgili bir karar verildi mi Seyit abi? Tahkim vardı, tahkime gidildi mi? Yok, gidilmedi. Tahkimin çünkü böyle bir karar alma şeyi yok yani. Tahkimin Oylama yapılmamasından mütevelli bu. Evet. Kaydı. Tahkim böyle bir şey yapma. Bizim bu şeyimizi, müracaatımızı tahkim şey yapmaz. Gündemine bile almaz çünkü diyor ki işte yerel federasyonlar karar verir diyor ya. Orada da federasyonun şeyinde müsabaka yönetmeliğinde diyor ki burada yazılı olmayan herhangi başka bir gelişme halinde federasyonun aldığı karar Kesindir. Yani Yani bu 5 puanla alakalı evet, hiçbir gelişme yok. Seyit, Seyit abi nasıl? tamam böyle durumlar olabiliyor. Yani aleyhte sonuçlanan durumlar olabiliyor veya değiştirilmesi mümkün olmayan e, durumlar olabiliyor aleyhte. O zaman da biz farklı camialarda rakip camialarda şunu görüyoruz. Kendi içlerinde öyle bir e, pozisyon alıyorlar ki TFF, MHK bütün futbol güçlerine karşı böyle bir duruş bir içeriden bir kenetlenme yaratıp motivasyona dönüştürüyorlar biz bunu. Bu sene bir, bir defa bu duruşu sergileyebildik. Bir defa işte o federasyon başkanının elini masaya vurma meselesinde taraftar, yönetim hepimiz bir olduk ve adamdan geri adım aldık. Ya en azından bir biz defa. sonucu değiştiremezsek takımı motive edebiliriz. Yani Sergen Hoca döneminde işte Sergen Hoca hiç olmadık bir dönemde bu takım şampiyon olacak. Göreceğiz bakalım ne olacağını gibi sözlerle e, olumsuzlukları kendi lehine. Ama o tablo çok büyük bir e, Şeloncu da bunu şampiyon yani olduğu dönemlerde yapıyor. Sergen Yalçı'nın kaderi, kısmeti, şansı o. Yani sen ben bugün ben çıkayım Görürüz cumartesi günü ne olacağını falan diyeyim. Yedi tane yerim ben. <laughs> Valla <laughs> işte yani. Yedi tane yerim ben. <laughs> Atmam <lazım> yani. <laughs> Seyit abi şey soracağız. Ee, çok merak ediliyor. Esas işin aslı nedir? Onur Bulut mevzusu. Evet. evet. Kayseri Spor'la. Ya basına yansıdığı kadar biz de biliyoruz. Onur Bulut'la da konuşan arkadaşlarımızın işte Emre Koca da kardeşimizin spor, spor şube sorumlusu arkadaşımızın, Ceyhun Kazancı'yla yaptığımız sohbetlerde, hukukçularımızla yaptığımız sohbetlerde Beşiktaş Kulübü'ne yansıyacak herhangi bir sıkıntı olmaz bu, bu işte. Çünkü Beşiktaş Kulübü boşa çıkmış bir oyuncu almıştır ve bu oyuncu Beşiktaşlılığını ifade ederek, Beşiktaş'ta oynama talebini dillendirerek, Beştaş yüzünden bu risklere girdiğini dillendirerek bu işe girmiştir. O bana ben. göre, bana göre Onur Bulut o masada kandırılmıştır yani. Benim kanaatim o yani. Çünkü ben şimdi Beştaş yönetim kurulu üyesi olarak kulüpte olsam, herhangi bir sözleşme olsa, başkanım da bir tarafta oturuyor olsa... Evrak benim önüme sizinle sözleşme yapıyor olsam, Evrak da Önüme uzatsa ben imzalarsam siz de imzalar alır evrakı. Hiçbir tereddütünüz olmaksın cebinize koyarsınız. Ben beş sözleşme yaptım dersiniz. Doğru mu? Doğru. O anda sormasınız ki ya yetkili Seyit Ateş sen misin, Erdem Ulus sen misin ya da falan demezsiniz yani. Tabii. Beşiktaş kulübünün binasının içerisinde efendim masada işte başkan var, başkan yardımcılar var, vekiller var. Birileri imzalamış. Bence göre ben Onur Bulut'u bu konuda e, şey buluyorum yani suçsuz günahsız. Yani hukuki olarak yani etik olarak da hiçbir şekilde. Genç bir delikanlı yani iyi niyeti suistimal edilmiş bana göre. Eğer edildiyse yanlış olmuş yani. Ya yani Beşiktaş kulübü, anda... kulübü, tabi, tabi, kulübü tarafından değil. Şeyde, Hayır, kendi kulübü tarafından. Tabii, tabii, Eski kulübü tarafından. Eski kulübü tarafından. Biz Beşiktaş kulübü de ona kucak açmıştır. Başkanımız bu konuda da fedakarlık yaptı yani. Ya etik nedir? Etik kontrata sadık kalmaktır. Yani, yani Beşiktaş tarafta camiası. E da şimdi da bir de, de şunun yani. da şöyle düşünüyorum. Şimdi adamın dört ay sonra boşa çıkacak. Bu 4 ay sonra boşa çıkacak bir adam neden 3 yıllık yeni bir sözleşme yapsın? Yani diye düşündüğünüzde demek ki 1 milyon euro'ya boşta kalırım. Taahhüdünü aldıktan sonra o üç yıllık sözleşmeyi imza atmıştır yani. Bu, bu şeydir yani futbolun ruhunda bu var. Hepimiz bu işleri bilen insanlarız. Başka türlü o futbolcu gelip imzalamaz yani. yani. Ben tabii üç buçuk muhabbeti var ya şimdi. Kayseri diyordur ki üç buçuk kaçtı diyordur. Onun yangını diye. <laughs> Bana göre. Üç buçuk, buçuk kaçtı. Göretimsel olarak doğru hamle. Bana göre yanlış yapıldı. Aynen. Kayseri tarafı yanlış Kayseri yaptı. Kayseri tarafı yanlış Onur Bulut'u bu konuda destekliyoruz ve bizim çocuğumuz futbolcumuz çok da başarılı olacak. İnşallah. inşallah. Ara i̇nşallah. transferleri nasıl i̇nşallah. değerlendiriyorsunuz? Yani şimdi ben işte bir taraftar olarak yine düşündüğümde yani kime sorsanız ara transferlerde kimleri alırsınız bir liste yapsalar bu oyuncuların yüzde doksanı çıkar. Yani Abubakar Bakar çıkar. Tamam. Hacı Ahmetoviç çıkar. Onur Bulu çıkar. Türkiye'nin şu anda en iyi sağ bekliyor. Maksim. Yani Maksim çıkar yani. Şimdi Maxim ben çıkar. korkum Futbol ne biliyor musun? Maksim çıkar abi. Şimdi geçen sene e, Alex Tekşer ya Piyaniç Batshuayi alındığında evet. Ki Batu Şah yani üçüncü tercihiydi Sergen Yalçı'nın. Ondan önce Hulk vardı. Ee, bir de bir daha vardı. Sonra Seferovic vardı falan filan. Neyse. E, dedik ki ya muhteşem bir kadro oldu. Ama kağıt üzerindeki heybetli görünüşlerin altında çok cılız bir futbolcular varmış. Piyaniç özellikle. Adamı deplasmana götüremedik. En büyük yanılgılarımızdan birisi de oldu. Şimdi burada bu sene hani o sene yoğurdu üfleyerek yememiz gerekirken aynı hataları dellali de yaptık. Hata mı? E şimdi oynamıyor. E oynamıyor. Demek Ali ki hata. Şer. Şimdi işte siz transferde yüzde yüz başarılı oldu diyebileceğiniz bir kulüp var mı? Ya da bir tarih hatırlıyor Abi, musunuz? Tabii mi? ki ama ben şimdi ya kötüden, ama kötüden, kötüden emsal gösteremem. Var. Mesela ama Vegas'ta alıyorsunuz. 2. ligden takımı 2. lige düşü küme düşü, değil mi takımı? Vegos'un oynadı. Burnley miydi? Nerede oynuyordu? Küme düştü takımı. Şimdi Vegos geldi. Dünyanın en büyük kulübüne gitti. Futbol tarihinin en büyük kulübü. E tabii canım yani ve 3 milyon euro almışız. Vegos'tan yana da yani, zaten taraftarın yani, hep birlikte olduğu düşüncesiyle. Onun için Begos. yani şimdi siz Bizden gelip biz Abu Bakar'ı kaçın defa alıyoruz? Üçüncü defa. Her gelişinde düşmüşken aldık adamı. Doğru mu? Doğru. Ama geldi hep Nedir birseldi, bu Abu Bakar birseldi. sevdası? Ha? Nedir bu Abu Bakar sevdası? Ya bir başka bir planımız yok mu Seyit abi? Yani, yani. ya Abu Bakar sürekli bil... aynı isimlere yönelmek. Ama, o ayrı tabii. Onu Çok da para ben... verdiği iddia ediliyor Onu tabii niye aldılar, nasıl aldılar onu bilmiyorum ama ben de kendi içimde Abu Bakar gelsin biliyor. Türkiye ligi biliyor. Tabii canım. Biliyor, G herhalde, herhalde, biliyor. Ya Beşiktaş'ı biliyor. Beşiktaş'a da yakışan bir adam diye ben de sevindim yani iyi ki Abubakar'ı aldık diye düşünüyorum yani. Her gelişinde de üzerine koyarak. Tamam şimdi soru şu aslında. Yani biz e, futbolcular da yanılıyoruz. Yanılıyorken ki sen bu işin içindesiniz senelerdir ya, yani. Yanılma payınız ya, var. yani. Hani, senin sana scouting demeyeceğim de sana futbolcu simsarı diyeceğim. Eyvallah, eski, eski. Tamam. şimdi sen böyle bir olayın içindeyken scoutingçilere. Ya kardeşim. Yönetici oldun şimdi. Ya bu siz bu adamlar kağıt üzerinde Simsar iyi de. Siz bunu seyretmediniz mi Simsar ya? Simsar kelimesini değiştirelim. Simsar'ın kelime karşılığı edebiyat okuduğum için para karşılığı iş yapan kişi. Simsar o. Ya futbol Futbolcu Simsar yani. <laughs> şunu, ha tamam şunu sen istemiyorsan tamam. <laughs> futbolu bilen bir abi olarak. Aynen. Ya ya şimdi eski Onu evet. hani, işte, demek istedim. Ben zaten. şey tabii futbolu ben Futbolcu Soyumuzu avcısı diyelim de... abi. Futbolcu avcısı. Yok şöyle. <laughs> Biz şimdi çok iyi biliyordu rahmetli o şimdi. Canlı yayındayız <laughs> diye. Rahmet, canlı yayındayız. Rahmetli Kazım Karat de... <laughs> bana demişti ki yazmıştı köşesinde. Futbol misyoneri. Misyoneri güzel. Hani evet. bak şimdi. Evet. Hani ben de şeyi savunurum. Soyunma odasında Bengay kokacak. Ben Bengay tamam kokusunu yani almış bir yani adamım. O ta ben. kara gümrünün vefanın evet. sağlarından falan, falan bildiğimiz için. Evet. Hani onun evet. için dedim yoksa evet. Evet, eyvallah. kötü temiz yüreğimle söyledim. Sağ canım Allah razı olsun. Velhasıl scouting arkadaşlara demiyor musun? Ya hemşerim siz bunu Ceyhun kazancıya mesela biz çağırdık Ceyhun'u buraya. Dedi, abi dedi bir şey dedi bilmem ne dedi. Sonra dedi tamam dedi kardeşim dedik yani sen ararsın bizi. onu soracağız mesela sen bu adamları kağıt üzerinde çok iyi adamlar değil mi alıyorsun? Ama yok. Yoksa sen gidip 5 maç 6 maç seyredip de mi alıyorsun bunları? Kimin 5 maçını izlemek lazım mesela? Bu aldığımız oyunculara ya bu aldığımız en kralını, izlenmez. En kralını çünkü i̇zlenmez. futbolcu tayfası hayır. artık bu armayı öpme dümenleri geçti. Bir şey Peki bu oyuncuları almak için Bak bir şey söyleyeyim. Bir, çok donanımlı olmaya gerek var mı abi? Siz, hayır. İşte ona geliyorum bak. Siz bu futbolcuları alırken bir scout ekibine ihtiyacınız yok. Bunlar bilinen futbolcular. Evet. Backgroundları biliniyor. Yani geçmişte geçmişi Ben de şimdi 10 sene evet evvel sahaya biniyordum. 40 bin kişi susuyordu Seyit abi. Hayır 10 ama, sene geçti. Hayır ama şu var yani. Onu demiyorum. Yani delalı almak için gidip izlemeye gerek yok. Son durumunu görürsün, görürsün abi. Yani ya da maç. Türkiye'de şimdi şu. Ama anda... böyle mi yürür işler yani? Hayır yani. Ben onu şunu söylemeye çalışıyorum. Biz yani Ceyhun Kazancı tabii ki yani ta, şeyden torbadan tavşan çıkartmıyor. Ceyhun Kazancı'dan bir, bir fikir şeyi var yani bir background'u var, bir futbol bilgisi var, arkadaşları var, scout ekibi var falan var filan var ama. Delali'yi transfer etmek için veya Begos'u transfer etmek için bir scout ekibine ihtiyacınız yok. Bunlar bilinen adamlar Zeyda yani. Seyit abi yıllarca Ama yıllarca... son bir at sene oynamamışsa ya takatlık emirdiyse işte bak, bak, bak biraz önce şey Abu Bakar örneğinde söyledim. Veya psikolojik kötüyse Biz ayakası. almışız. Biz almışız. Adam gelmiş parlayıp gitmiş. Delali'yi alıp acaba parlatabilir miyiz? Yine o mantığımız o. Delali... Gomez de öyleydi. Mario Gomez. E, Gomez... Mario Gomez. Biz Gomez'i almıyorduk ya sen biliyorsun. Kendi sorunuzu Kendiniz çürütüyorsunuz. Ama bir, işte bir dakika. şimdi Aslında çürütmüyorum. Yapılan yanlışları söylüyorum. Yanlış değil ama. Yanlış. Gomez Hayır, alırken. Gomez yanlış transfer. Niye yanlış transfer biliyor musun Seyit abi? Çünkü o zamanki başkan Van Persie almaya gitti. Van Persie'yi almaya gitti. İyi ki almamış. E, i̇yi ki almamış Aha, değil. Aziz olsun. Yıldırım 6 milyon doları indirdi. Manchester Van Persie'yi Fener'e verdi. Tamam. Sonra dediler ki. Ya elimizde aynı sakatlığı yaşamış Mario Gomez'e bunu verelim deneyin. Aha. Eğer tutarsa yarı yarıya kırışırız dedi Fiorentina. Du, Şimdi... Tuttu. Tuttu. Ya, ya ne güzel abi işte. biz de diyoruz ki tut, tutmasın. Biz harbi. O, o, ayda yılda bir o yılda bir ee, olmalı. Onu anlatıyorum abi, ben. Her transfer bu stratejiyle. Bak ben de şunu söylüyorum. Ya tutarsa ben de, diye bak, gitmemeli. Ben, ben de şunu söylüyorum. Ya Messi'yi transfer etmek için bir scout ekibine ihtiyacınız var mı arkadaşlar? Abi. Sor Alex Ferguson Ay şimdi yıllar de... önce Quaresma'yı izlemek için e, Liz Bon maçına geliyor, Quaresma'yı son kez izleyip Manchester United'da almak için Ronaldo'yu Ronaldo görüyor. Tamam, Ronaldo'yu alıyor. Ronaldo Ronaldo diyor. Tamam. görmüyor. Ben... Abi bir dakika, orada da büyük kader teşkilatı var. Kader teşkilat kurmuş Quaresma'ya. <laughs> adam tam maça çıkacak, sakatlanıyor. Ronaldo gidiyor onun yerine. E, fark etmediyse işte. bir şey oluyor yani. Amcim... Ama adam geliyor, izliyor yani. Ben, mevzu Ronaldo da bilinmiyor, evet. Quaresma da bilinmiyor. Ben onları kastetmiyorum. Bak, ben onları kastetmiyorum. Şimdi. Mevzu dağı, dağıtmayalım tamam. mevzuyu. Hayır. Şöyle. şöyle evet. şu, Şunu söylüyorum. Şu anda bana. Bir erdem'e av, söyledim av, abi. Bana Avrupa'dan bir tane şey sayın. Bir futbolcu söyleyin şu anda. Gündemde olan bir futbolcu. Fransız nedir o? Fransız da oynuyor ya. Benzema. 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 Yok yok. Benzema'yı biliyoruz. Mbappe. Mbappe. Empa seyretmek... Ya sen ne kadar uçlardan ama, örnek veriyorsun Hayır ama ya. bir şey söylüyorum şimdi. Empa Bey tamam Mbapp, Mbapp, abi. Hayır ama bir dakika. Ben yine Delali giderim. Delali ne? Delali ya de öyle yok, bir adam. Kabul etmiyorum. Aylton örneğini verelim abi. Yıllar ben, önce Aylton Almanya'da çok iyi iken... Ben yine giderim sonuç maçını seyrederim. Buraya geldi. Boksör gibi geldi Aylton abi. Ya sonuç maçını seyret. Seyrederim. Eyvallah sonuç maçını seyret. Zaten o zaman da Delali'nin son yarı 6 ay maç oynamadığını görecektik. Menajerler bak sen o zaman yok sen yoktun o zaman. Yıldırım zamanı, Yıldırım Demirören zamanı e, şey alacağız. Kuarezma alacağız. Fernandez alacağız. Almeida alacağız. Simao. Sonra Bunların üçünü istiyorlar. Mendez diyor ki bu üçünü veririm sana diyor. Tamam. Ama diyor yanına Simao'yu da veririm diyor. Simao'yu alırsan diyor bu üçünü veririm diyor. Şimdi menajerler artık bu işi yalamış yutmuş. Ya, ayrı o. Ayrı, tamam doğru, doğru. Şimdi biz de diyoruz ki işte abi paralar ya paralar nerede deyince de laf ediyorlar. Ya kardeşim 4.2 birine 3.7 birine bu paralara bak. Bir de hani piyanist diyorsun adama sözün de geçmiyor. Geçmiyor. Asmana götüremedik adamı ya. Şimdi burada etkili ve etkili yöneticiler yani ben şimdi mesela hani Özkan Sümer Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Hani tasvip etmiyoruz ama bazen de öyle adamlar lazım. Öyle sopalı antrenmana çıktı mı ya da hani bu mekanizmayı kurması lazım Kardeşim Arkadaşlar siz öğretirin. niye oynamıyorsunuz arkadaşlar, ya? Hani bir niye oynamıyorsunuz bir ya? Arkadaşlar. Abi zaten taraftar olarak konuşuyorum ben. Sen yani. beş dakikâ taraftarsın. Ama karşındaki futbolcunun kimliğine baktığında dört tane senden adam var. 25 tane de Fransız var, İngiliz var, şu var, bu var yani. Siz ne yani o o, evet. o eski kaldı. Ben Yeni anladım. şu endüstriyel futbolda bu iş kalmadı yani. Endüstriyel futbolda. Çünkü sizin Unsur, futbolcularla... O zaman kontratı ona göre yapalım abi. Ya ayrı şey. Arkadaşlar Beşiktaş'ı şey söylemiyorum bunu yani. Genel itibariyle. Tabii genel itibariyle tabii. söylüyorum. Yani futbol herdem ulus gelsin diye her şeyi feda ediyorsun. Evet, ben şunu söyleyebilirim. Ahmet Nur Çebi'nin şu anda 4. yılı. Samimi söylüyorum yönetimindeyim diye değil. Geçmişte de ben yani şurada burada sizlerle sohbet ederken radyolarda bazen zaman zaman beni ararlardı. Ben hep başarılı olduğunu söyledim yani. Ahmet Nur transfer konusunda da başarılı niye başarılı? Ya her kulübün yaptığı transferlerden yüz, yani yüzde seksen yüzde %90 başarı yakalıyorsanız o başarılıdır. başarılıdır. Ya zaten şimdi hiçbir Sizin... Beşiktaş taraftar bu alınan futbolculara hayır demedi. Ha? Burada hem fikir bu? bu adamlar. Bu. Ya olabilir abi, abi adam bak bu da şey söyleyeyim. Ya biz bu Maxim Ahmedovic transferi bile çok başarılı bir transfer. Arkadaşlar biz yurt dışına seyahate gittiğimizde seyahate gittiğimizde bile zorluklar çekiyoruz ya. Niçin abi? Her zorluğu çekiyoruz ya. Bu adam İngiliz, yurt dışından gelmiş. Buraya örfünü bilmez, adetini bilmez, davranışını bilmez. Yemek kültürün ayrı, yemek kültürü farklı, yiyeceği farklı, falan farklı, filan farklı. Birden bire gelmiş, şeyin içine düşmüş. Buraya gelmiş. Normaldir hafif şey yapması, performans sendelemesi. düşüklüğü, sendelemesi zaman içerisinde olur, düzelir falan filan. Bütün bunlar böyledir yani. ilk geldi hemen sahaya çıktı, şunu yaptı demiyoruz ki yani. Ben Ver, Vegos'tu. Vegos ilk bir iki maçında ya bunu nereden aldık diye kendi kendime içimden geçirdim. Ama sonra baktım ki ya harbiden adam futbolcu ya. Yani Beşiktaş'a da çok inanılmaz katkılar sunuyor yani. Çok büyük katkılar yapıyor yani. Adam defansa geliyor. Bütün Beşiktaş'ın o maçlarını izleyin. Tamamında Vegos kafayla top çıkartmıştı defansa. Doğru. Çok fedakarca oynayan bir Doğru. E, yani olabilir yani. Ben her Seyit futbolcunun eşit performansı gösterme ihtimalinin olmadığını biliyorum. Rakip baktığımızda? Yani hani kötüden örnek vermeyelim dedi Halil. İyiden örnek verelim. Mesela Galatasaray bu süreçte Galatasaray kulübü yönetimsel anlamda cami olanında, geçen seneki kadrosunu bana sayar mısın lütfen? Yabancılarını. O Romanya'dan, Erdem, bu 7, doğru mi, örnek değil. Romanya'dan 7 milyon, 8 milyon yani aldıkları. Zaman zaman kulüpler iyi tutturabiliyor. Evet tutturabiliyor. Yani i̇yi tutturabiliyor. Hayır, kötü bizde de. bizde bu oran kötü çok düşük hele. Şimdi, şimdi, şimdi bizde kötü iki oranı çok düşük. İki senedir kötü düşük. oranı çok düşük bizde. Evet, evet. İyi oranımız fazla. İyi, iyi oyuncu oranı Gerçekten o, iyi oyuncu fazla. Gerçekten iyi oyuncu. Evet biraz bunu atlayalım Seyit tamam. abi. Evet, biraz eee atmayalım. Biraz daha sert konulara geçelim. Yok yani. abi sert konu ya. Amatör ben branşlarına... şunu ha amatör branşları <laughs> evet ben onunla ilgili konuşalım. Mesela bu abi bu boks mevzusu var. Bunu bize bir anlatsana abi. Şimdi ben bir daha amatör branşlara ilgili şey söyleyeyim. Yani bu yeni futbol yasasında Yeni futbol yasasında siz futbol gelirlerinden bir tek lirayı, bir tek kuruşu amatör şubelere aktaramıyorsunuz. Beş yaş tarihinde ilk yaptık. Bak işte şimdi bütün taraftarımızın tamamı sağın içine odaklanmış. O futbol topunun üç direk arasında Doğru. geçtiği ana odaklanmışız biz. Arka plana bakmıyoruz. Bizim amatör şubelerimizin yıllık gideri 100 milyon TL civarında. 100 milyon TL civarında. Buna hangi branşlar dahil? Profesyonel daha... şey basketbol at takımımız hariç. Hariç. Evet. Diğer alanların tamamı. Ve bir tek kuruşu aktaramıyorsunuz yeni sistemde. Beşiktaş Hari'nin bir ikini gerçekleştirdik. 86 milyon TL'lik sponsor bulduk. Hem de öyle isimsiz kahramanlar bulduk ki kimsenin yani vermeyeceği paraları verdi arkadaşlarımız. Ya atletizm şubesine bir arkadaşımızın gelip ya ben bütçenize kadar 2 milyon. Tamam ben 2 milyonu veriyorum size deyip hiçbir şey talep etmemesini düşünemezsiniz ya. Kimse düşünemez ya. Masa tenisine biz masa tenisi ya masa biz... abi bu. Adam işte onun için diyorum yani. Adam isim ismini söylemek istemiyorum yani, abi. isimsiz kahramanlar diyorum yani, ya. İsim söyleyin ona edelim yani, anlamında. Söylemeyin demiş tamam. ya. Yani adam, adam şimdi şimdi öyle öyle arkadaşlarımız var. Masa tenisine arkadaşımız geldi sponsor oldu ya masa tenisine ya. Helal olsun. Kardeşler. Masa tenisine adam sponsor oldu e Peki biz kaderi niye değiştirmiyoruz? Efendim masa tenisine sponsorluk yetmedi. Basketbolumuzun formasının sırtı, atakımız formasının sırt tarafı, üst tarafı boşta kaldı. Arkadaşıma dedim kardeşim benim de yakın akrabam. Dedim ya buna da ne demek abi dedi. 2 milyon da oraya veriyorum dedi. 2,5 milyon. 2,5 milyon. Ya böyle böyle şeyler bulduk ya. Yani atletizmle sponsor bulmuştuk. masa tenisine sponsor. Kürek şubemize ya. Kürek şubesi 4 yıldır, 5 yıldır müsabakalara katılmayan kürek şubesi. Bir Beşiktaş divan kurulu üyemiz mülkünü tahsis etti. Ya mülkünü. Denizci bu. liman Limanı var. Adam limanında Beşiktaş'ın kürek şubesine yer yaptı. Beşiktaş kürek şubesi 4 yıldan sonra ilk defa bu sene yarışmalara girdi. Ve bir sponsor sponsorumuz oldu. Bir tek kuruş Beşiktaş'ın cebinden çıkmaksızın Güreş şubemiz faaliyetine devam ediyor. Güreş şubemiz hakeza. Boks şubemiz boks şubesinin sponsorunu söyleyeyim ben yani. Hani bizim derneklerimiz çok kıymetli şeylerdir bizim için. Gerçekten dernekler. Beşiktaş'ın özellikle Anadolu'daki dernekleri. Beşiktaş'ın ben hep öyle söylüyorum yani. Uç beyidir bizim. Giderler biz Beşiktaş'ı oradan onlar te temsil ederler. Ki bu deprem meselesinde de ne kadar lazım oldukları da görüldü yani. Özellikle deprem bölgesindeki derneklerimiz inanılmaz şeyler yaptılar. Bu dernekler çok kıymetli diyoruz ya. Serenca Bey Derneği. Bir buçuk yıllık derneğimiz geldi. 900 bin TL'yi aslanlar gibi masaya koyup bok şubesine sponsor oldular. Yani bütün amatör şubelerimizin... Şimdi boks bu boksör arkadaşın yazdığı yazı ile ilgili... Ona geliyorum. O mu bu? Önce, ha. önce yok. Önce biz bu amatör şubelerimizin tamamına bir 86 milyonluk bir... Bir sisteme bağlandı yani amatör olarak. Bir bağlandı. Abi 86 milyonluk bir bütçe yarattık ya. Ya yoksa bu amatör şubeleri kapatmanın dışında hiçbir çareniz yok. Ya cebinizden harcayacaksınız bu paraları ki cebinizde ne kadar harcayabilirsiniz? Bir sene iki sene harcarsınız. Ondan sonra ne yapacaksınız? Futboldan bir lira aktaramıyorsunuz. Yani Beşiktaş tarihinde yine bir ilki yaptık işte. Bu, 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 bunu aslında söylemek lazım, dillendirmek lazım, konuşmak lazım. Şimdi boks şubesine gelelim. Ben bu, amatör şubeler sorumlusu olduktan sonra bütün şube başkanlarıyla, şube menajerleriyle toplantılar yaptık, sohbetler yaptık. Onlara şunu söyledim. Dedim ki biz sponsorlar bulacağız. Bu sponsorları bulduğumuzda da sponsorlarla ilişkilerimizi doğru götüreceğiz. Ya tekerlekli basketbolumuzun yıllık bütçesi ne kadar? 4 milyon. 4 milyonluk sponsor bulduk tekerlekli basketbola. Hiç kimseye mu muhtaç olmadan. Yani... Öyle fedakar arkadaşlarımız çıktı ki ya gerçekten öyle fedakar beşlaşlar çıktı ki yani hiçbir şekilde adamın atletizm ya hiçbir yerde ismi yok adamın. Ama destek oluyor. Masa tenisi hiçbir yerde adam geldi parayı yatırdı gitti. Satan şubemizin sponsoru var. Peki bu paralar bu branşlara mı harcandı Seyit abi? E, har harcanıyor. Yani Harcan, artık ayırdık, ayırdık, ayırdık diyorsunuz yani. yani branşların bütçesi var. Branşların dernek bütçesine giriyor bu paralar. Ama branşların bütçesi var. O bütçeyi de aslanlar gibi harcıyoruz. Branşın ne branş şey harcaması olacak? Malzeme harcaması olacak. Yani, Eksiksiz alıyoruz. Seyahat harcaması olacak. Eksiksiz alıyoruz. Konaklama olacak. Eksiksiz alıyoruz. Sosyal destek adı altında paralar veriyoruz amatör sporcularımıza. Aslanlar gibi ödüyoruz. Hiçbir problem yok. Şey, bütçeyi abi, doğru kullanıyoruz. Handbol takımında yıllar önce yine imkansızlıklarla siz de içinde bulunduğunuz dönemler Evet. Ee, çok önemli başarılar elde edilmişti. Şimdi yine sponsor desteğiyle Yurtbay Seramik oraya evet, destek veriyor. Sp İlker Sağ olsun. İlker evet, kardeşimiz, bu konularda Evet, yine sponsor. Beşiktaş'a yine sponsor ama ya bir ruhu yakalayamıyoruz amatör branşlarda. Ama Basketboldan bak, da alan. Handbolda hayır, handboldaki şeyi de söyleyeyim. Handbol tamamen gençleştirildi ve yüzde %90 yerli oyuncularla oynuyoruz. Tamam. Kendi kendi altyapımızla oynuyoruz. Tamam. Handbolda ve çocuklarımızın çoğu milli takımda. Şu anda da handbolda kötü değiliz. Zaten Handball'da 5 yaşın hedefi playoff oynamak, D ilk dördün içine girmek onda da var zaten. Bir ara yani rakipsizdik bu branşta. Ya Seyir ayrı hadise ama siz rakipsizdiniz. Şimdi Beykoz belediyesi çıktı adam bütün parayı yatırdı. Beykoz belediyesi. Alıyor, An Ankara alıyor. Büyükşehir belediyesi çıktı adam devletten topladım Ankara Büyükşehir belediyesini has ederek söylemiyorum. Anladım. İsmi belediye. Ya Sportoto çıktı, Oyak çıktı. Yani şimdi ne yapabilirsiniz siz Sportoto'ya? topladı paraları küt diye koyuyor oraya hanım. Yani. Sizden yani daha fazla orantısız güç rekabet mi adam. var? Rekabet var yani. E siz şimdi ne yapabilirsiniz? Sponsorlarla işte yurtbayla, murtbayla o kardeşlerimizle bu işi ne kadar yürütebilirsek o kadar. Ama şu anda handbol takımımız da kötü durumda değil yani. Öyle bir tek şu anda basketbol takımımız sıkıntıda. Onu da inşallah Yine şey oradan yapacağız. yani bu baskete gelmişken yarın akşam boksla ilgili Ha oraya şey tam onu bitirelim doğru söylüyorsun. ilgili. Doğru. Sonra biz bu şubelerimizle sohbet ederken boksörler bana geldiler. Boksör arkadaşlarımız, genç çocuklar. Dediler ki ya başkanım biz ben çocuk mesela Arsiklet, 20 yaşında boksörüm. Evet. Ben idmana çıkıyorum. İdmanda karşımda 70 yaşında bir hocam var. Ben buna yumruğu atarken tereddütle atıyorum. Çünkü iyi antrenman yapmam lazım. İyi antrenman da iyi antrenörle kuvvetli. Çünkü antrenör boks antrenörlüğü performansa dayalı bir antrenörlük. Evet, tabii tabii. tabii. Yani futbol antrenörü, voleybol antrenörlüğü gibi değil. Orada e, mas, sandalyeyi atıp bacak Aynen. bacak üstüne atıp idman seyredebiliyorsunuz. Burada öyle bir şey yok. Direksiz, direksiz performans harcayarak antrenman yaptırıyorsunuz. Biz de bunun üzerine o boks şubesine mene antrenör olan Zeki Hoca'yı davet ettik. Dedik ki hocam böyle böyle şey sıkıntılar var. Siz gelin bize abilik yapın. Siz bizim büyüğümüz olun, duayenimiz olun. Sizi biz menajer olarak yani idari menajer olarak istihdam edelim, devam edin konumunuza. Boks şubesi de bu genç çocuklara teslim edilsin, genç antrenörlere. Aynı kullandığı cümle şu. Ben bu çoluk çocuğa bu şubeyi emanet edemem dedi. E onun üzerine şimdi buradan soruyorum size ikinize taraftarsınız ya. Allah korusun Zeki Hoca bir boks idmanında bir yumruğun yarısının vücuduna rast gelmesi halinde herhangi bir sıkıntı, sağlık problemi yaşasaydı ne, ne dedi Beşiktaş başkanına, yönetimine, bizlere ne nasıl hitap edilirdi onu merak ediyorum. Ya bu, yani şimdi şöyle ya yani. Ya bulamadınız mı da? Ya ameliyata girerken bile Doktor şey imzalatıyor. Yani diyor, ameliyattan sağ çıkmayabilirsin. Ölürsen biz tamam. sorumlu değiliz. Ha, Sen de bu şey adama. Heh. Biz de dedik ki hocama. Öyle mi hocam? Israrın mı var? Evet. O zaman lütfen bütün şubelerin her yer muhtaç şekilde, olağan şekilde gidip sağlık raporu aldıkları şekilde sizi de biz lütfen bize gidin tam teşekkürle hastaneden sağlık raporu getir. Sayı çiftçi sağlık hastanesine gitti ve orada olumsuz rapor geldi. Evet. Hı, Olumsuz rapor geldi. Evet. Olumsuz rapor geldi. Olumsuz raporu Acıbadem Hastanesi'ne gönderdik doktorlarımıza. Aynı bilgiyi verdiler. Beşiktaş'ın kurumsal doktoruna Ayhan Optur Bey'e götürdük raporu. Kalp check-up'ı Efendim kalp bilmem bir şey e, yaptıktan sonra antrenörlük yapabilir. Aksi takdirde sahaya çıkamaz diye rapor verdi bize. Biz yine buna rağmen buna rağmen Şahitler huzurunda tekrar Zeki Hoca'yı çağırdım. Dedim ki sevgili hocam raporunuzu biliyorsunuz. Biliyorum dedi. Ben o doktorlara inanmıyorum dedi. <laughs> e, olabilir. Peki doktorlara inanmayabilirsiniz. Ama bu rapora istinaden bir sizi sahaya çıkartmama çıkartmamak meclisindeyiz. Bu raporla biz sizi sahaya çıkaramayız. Lütfen sahaya çıkmayın. Yine bizim abimiz olun. Yine bizim duayenimiz olun. Yine bu şubenin başında siz olun. idari menajer olarak siz olun. Yok dedi ben yeni rapor alacağım. Peki hocam yeni rapor alıncaya kadar lütfen sahaya çıkmayın. Tamam mı? Tamam. Takip ettirdik. Yani şimdi sorumluluk da var yani. Arka planda diyorsunuz ki ya Zeki Hoca acaba yine evet. e, sahaya çıkar mı? İki gün sonra, üç gün sonra tekrar baktık Zeki Hoca idman yapıyor. Yine söyledik hocam lütfen rica ediyoruz. Bunu yapmayın. Hocam. Yine yaptı. Yani rica ile mi gitmesi lazım? şimdi değil, abi? Bir dakika. Bir yere gelecek herhalde Seyit abi değil mi? Hayır yine yapınca da dedik hocam o zaman biz sizinle yollarımızı ayıralım. Ya yani bu yazılar şeyler bundan dolayı mı çıktı? Bundan dolayı çıktı. Ha ondan önce onun bir bir, bir daha öncesi ha, şey, var. Şey ne diyorsun? Yani para e, kulübe geliyor. Evet. Hayır o değil. Ne hayır, ne parası? Yani 900 parayla, bin lira. Kadar... ha kulübe geliyor. O ayrı. O o sponsor onun onunla ilgili sıkıntı yok. Yani Zeki Hoca'nın bu parayla pulla işte o genç konu. çocuğun yazdığı bir mektup ha, var genç, ya. Onu Genç çocuğu şöyle, onu da söyle söyleyeyim. Bu bu işler olmadan önce, Zeki Hoca sağlık raporuna gitmeden önce daha bir taraftarımız bir paylaşım yaptı. Güreşçi bir kızımız dünya şampiyonu oldu. Gençler U23'te dünya şampiyonu oldu bu kızımız. Biz bu kızımızı onore etme adına, benim tamamen benim şeyimle Sayın Başkan'a gittim. Dedim ki, Başkanım sizin adınıza bir cumhuriyet alsın ağlıyorum kendi adıma da bir cumhuriyet altını alıyorum. Bu kızımıza çağıralım. iki tane cumhuriyet altını ödüllendirelim dedim. Böyle bir şey olmamış. Başkan dedi ki niye iki tane dedi. Kaç kişiyiz? 15 kişiyiz. 15 tane cumhuriyet altını. Doğru. Sekreterine talimat verdi. Dedi ki bütün yöneticileri ara. Bugün akşama kadar herkes bir cumhuriyet altını alsın sana teslim etsin dedi. Bravo. Süper. Biz 15 tane cumhuriyet altını aldık. Bu sefer dedim ki başkanım iki tanesini hocaya verelim. 13 tanesini de kızımıza verelim. O da uygun dedi. Biz iki tanesini hocamıza, on üç tanesini kızımızın boynuna... Hocamız dedim Zeki Bey'e mi? Hayır. O bu güreş. Güreş. Ha güreş de Güreşe. pardon pardon. Verdik. Verdik. Kızımızı da Antalya'da kampta, milli takım kampındaydı. Çağırdık İstanbul'a o gün. Çarşamba günüydü. İstanbul'a çağırdık kızımızı da. Dedi ki altınları taktık kız. İnanılmaz memnun oldu. İnanılmaz mutlu oldu. Hayatındaki en büyük parayı aldı yani. Evet. Öncelik çocuk hak etti. Motivasyon. Ondan sonra kızımız yarım saat sonra menajer benim şube sorumlusu ya işte kızımız dedi bugün akşamki maçta stat turu yapabilir mi? O akşamda e, Antalya Serik Belediye ile kupa maçımız var. Hmm. E, olabilir dedim. Hemen çiçeğimizi hazırladık. Ben indim aşağıya. Kızımızı anons ettirdik. İstahtan. Kızımıza sarıldık. Çiçeği takdim ettik. Şehrin Hoca tebrik etti kızımızı. Kızımız sonra stat turu yaptı. Tamam. Bir taraftarımız, bir kongre arkadaşımız, ismini söylemeyeyim. E, kendi Facebook hesabında ya bu kızı tebrik ediyorum da niye bu maçta çıkarttınız? Keşke pazar günü. O pazar da Antalya maçı var. Ertelenen maç var. Hmm. Keşke pazar günü maçta çıkarsaydınız. Halbuki kızımızın o gün akşam kampa dönmesi lazımdı. Tamam. Biz ona söyledik kal Antalya maçında. Kalamam dedi. Kampa gideceğim. Gitmem lazım. Önemli değil. 500 kişi de olsa, 1000 kişi de olsa ben statta dolaşayım bu tadı alayım falan tamam. Bunun üzerine Zeki Hoca, Beşiktaş'ın profesyoneli ve o boksör kardeşimiz inanılmaz bir yazı yazdılar. Yorum yaptılar o yazıya, o paylaşıma. İşte biz dünya e, Samsun'da, dünya üniversiteler arası boks şampiyonasında benim boksörüm ikinci oldu, kimsenin haberi olmadı falan filan döşediler. Altında boksör de bir o kadar döşedi şu kadar sayfa. Bunları bu çıktıları Sayın Başkan'a gönderiyor. Başkan da bunu çağırıyor Zeki Hoca'yı. Ben gece ben aradılar yoktum evdeydim. Zeki Hoca'yı çağırıyor hocam diyor yani. Böyle bu paylaşım olur mu diyor yani. Siz burada profesyonelsiniz. Profesyonelsiniz. Bu paylaşım ayıp olmuş. Lütfen bunu şey yapmayın. Bir ha, daha evet. böyle bir şey olmasın. Çocuğu da başkanımız e oğlum sen daha 20 yaşındasın böyle bir şey falan filan deyip şey yaptı. Neyse. Sonra bu olaylar gelişinde ben de çocukla konuştum. Üstelik de hemşerim. Vallahi ve billahi buradan yemin ederek söylüyorum ki ben hayatımın ben öğretmenlik yaptım. Edebiyat öğretmenliği yaptım. Eli sopalı hiçbir hocanın elini sıkmadım. Hani nöbetlerde hocalar sopayla koridorlara çıkarlar ya öğrencileri terbiye etme adına. Bir adam eline sopa alıp koridora çıkıyorsa o öğretmenin asla elini sıkmadım. Bu kadar da hassasiyetlerim var yani dayağa karşı, şiddete karşı hasretim var. Asla meseleye bu yönüne bakmıyorum. Ben o çocukta geldi, o genç kardeşimiz. Ben ona sarıldım. Yanağını okşadım, ensesini okşadım. Oğlum dedim, bak bir de hemşeriyiz dedim. Sen benim oğlumsun, kardeşimsin. Bundan sonra her meseleni bana getir. Benim yanımdan ayrılır ayrılmaz aşağıda gidip yani ağza alınmayacak şekilde küfürler ediyor. Zaten küfrü de itiraf ediyor. Evet ben küfür ettim. Sonra gittim özür dedim. Sonra Neyse küfürler bana geldi. 10 gün 15 gün hiç üstünde bile durmadım. Sonra tekrar Zeki Hoca bu antrenmana çıkınca çağırdım Zeki Hoca'yı. Dedim ki Sayın Hocam biz sizinle yollarımızı bu şekilde ayıracağız. Bütün haklarınızı ödeme kaydıyla ayıralım. Ve bu şekilde ayırdık. Sonra o açıklamalar oldu falan oldu filan oldu. Ama hiçbiri doğru değil. Asla hani çocuk diyor bana fiziki temasta bulundu. Doğru. Ensesini okşadım. Yanağını okşadım. Evladım diye okşadım. Oğlum diye sarıldım çocuğa yani. Ne ne olacak yani ben oğlum diye sarılamaz mıyım? Bir sporcuma. Yani size, size darp ettiği falan mı söylendi Zeynep yani, abi? Ya hayır. ya Aslında diyor niyeti bana Tokat atmakta ama tokat değil de işte okşar falan filan öyle bir şeyler söyledi. söylemeye çalıştı da. Hani böyle mafya filmlerinde oldu gibi hani ha, böyle. Hani ha. Adam da boksör ha. Evet. Adam da boksör. <laughs> adam da boksör. Yani, <laughs> zaten gitmiş demiş yani küfür ederek. Yani buradan da hani canlı yayın yaptığımız için şey evet. yapıyoruz. E, cevap hakkı varsa da buradan hani söyleriz. Zaten yani yükseltmek Hayır önümüzdeki haftalarda söylemek ama istiyorsa yani, da söyleriz. Ya, ama zaten. yani ne istiyorsa söylesin. Ya klübümüz de bu konuda zaten gerekli evet. açıklamayı yaptı. Bizim asla. Kimseye Bunu da açıklığa şey. kavuşturmuş evet, olduk. Evet, ee, evet. Tabii şimdi can alıcı soruya geleceğiz. Yani esas gündem ana maddesi. Bu zamana kadar giden değildi yani. Can <laughs> alıcı bu can alıcı. Evet. Antalya maçına yönetim istifa bağırıldı. Evet. evet. Ne diyorsun? Ya şimdi ben bir defa e, hem onu söyleyelim hem daha da biraz genelleştirelim. Beşiktaş tribünleri homojen bir yapıya sahip tribünler. Siz bunun yüzde yüz Liderini yaptınız. Yıllarca sizi de e, büyük zevkle, büyük heyecanla imlenerek izledim yani. Alen Markaryan'ı ben imlenerek izledim. Hem kardeşim olarak, arkadaşım olarak, dostum olarak ben hem de tamam. o tribünlerin lideri olarak da şey yaptım. E, Beşiktaş tribünlerinin asla siyaset öncelikleri arasında değildir. Beşiktaş tribünlerinde siyaset öncelikli değil. Doğru mudur? Hiçbir zaman değil. Hiçbir değil. Beşiktaş tribünlerinde Rizeli vardır, Trabzonlu vardır, Ağrılı vardır, Urfalı vardır, Antepli vardır, Edirneli vardır. Ama Beşiktaş tribünlerinde ortak payda hep kardeşliktir. Doğru mudur? Beşiktaş'tır ortak payda. Beşiktaş'tır kardeşlik odur. Beşiktaş tribünlerinde zaman zaman gerginlikler olmuştur ama o gerginlik o anki elektriklenmeden dolayıdır. Dışarıya taşıyan herhangi bir gerginlik olmaz Beşiktaş'ta. Çünkü Beşiktaş tribünleri gerçekten bu ülkenin bu ülkenin vicdanı gibidir. Ben hep öyle görürüm yani. Beşiktaş tribünlerinde yani Kekvara ya metiyeler düzülür. Beşiktaş tribünlerinde Mehmet Akif anılır. Beşiktaş tribünlerinde seni görmeden sevdik ya Muhammed diye ya Resulullah. Ya Resulullah diye pankart asılır. Beşiktaş tribünlerinde yani Demokrasi dışı her türlü davranışa da göndermeler yapılıyor. Seyit evet, evet, evet. abi, Seyit abi. Bir yere geliyorum. Oraya gelme. Yok, bir yere, Yok, yere geliyorum. O... Bir yere geliyorum. <laughs> güzelliğe kardeşliğe geliyorum. Beşiktaş tribünleri bunları söylerken hoşumuza gidiyor da. Yani Beşiktaş tribünleri yönetim istifa diye söyleyince mi hoşumuza gitmeyecek? Ya ben bunu da doğal bir refleks, İstifat demokratik bir e, tavır olarak görüyorum. Tabii ki taraftar başarısız oldu, yani sonuçlar alınmadığında Yönetim istifa diyebilir. Bunun için de alınganlık. Üzülüyor muyuz? Üzülüyoruz. Üzülüyoruz. Ne siz, yapılması lazım? Siz bir taraftar olsanız der miydiniz? Şu anda Seyit Ateş tribünde olsaydı yönetim vallahi istifa demek, bağırır mıydı? Vallahi demedim. Neden bağırmazdın? Neden bağırmam? Çünkü ben şunu söylerim. Ya ben bu sene Beşiktaş benim beklentilerimin yüzde sekseni yüzde doksanına yakın transferler yaptı. Ama olmadı. Yani şu anda tutmadı yani. Ne yapabilir şimdi Beşiktaş? Ya Kime sorsan bu oyuncuları alırdınız ya. E getirdik oyuncuları olmadı. Olmayınca yönetim var mı oldu? Şimdi ya. ama şöyle bir şey oldu. Ya bu yönetim. Alen. Sadece bu yönetim değil. Bak bu yönetim. Ya biz cebimizden inanılmaz paralar harcıyoruz. Arkadaşlarımız inanılmaz paralar harcıyor ya. Ya paramızı pulumuzu yani başkanımız çok büyük paralar harcıyor. Ailece çok büyük paralar harcıyorlar. Herhangi bir sıkıntı olduğunda eşi şu kadar, oğlu bu kadar, kızı bu kadar diye abi, ciddi bir, paralar harcıyor. Şöyle harcıyoruz. bir şey var. Yönetim istifa bağırıldı artık. Bağırdı, artık. Normalde bağırıldı normalde. Şimdi e, biraz evvelki konuşmalarımızda da e, sosyal medyanın nasıl derin bir kuyu olduğunu, e, en büyük enkazın aslında orası olduğunu, burayı çok iyi yönetebilmemiz lazım geldiğini e, konuşuyoruz. Şimdi e, bu ilk değil. Yani yönetim istifa bundan evvelki başkana da bağırıldı. Ondan evvelki başkana da bağırıldı. Ee, Sardar Bilgili'ye genel olarak değil de lokal bağırıldı. Bağırdı. Böyle ucundan kenarından Ulan Süleyman bağırıldı bile bağırıldı. Yani. Şimdi aslında en büyük sorun bu. Yüzleşebilmek. Biz nerede yanlış yaptık da insanlar istifa bağırıyor. Yönetim istifa bağırıyor. Şimdi ben hani sorarım yani akıl hocalarıma üst akla, danışmanlarıma. Ee, bir, bir, şey kötü gidiyor ya. İyi diye aldık. Şimdi elmayı aldık manavdan iyi diye aldık. E en sosyete manavından gittik aldık. Abi geldik. Aa kurtlanmış. Şimdi ne yaparsın? Gidersin o manava. Hemşerim sana bu kadar para verdik. Her yerde 3 lirayken ben sana 10 lira verdim. getirdi geldi yeri yiyemiyoruz. Bunun hesabını ver bana dersin. Kimdir bu? Veler'in İsmail miydi? Gönderdin. Şenol Güneş geldi. Şenol Güneş de sıkıntıda. Tamam, pek. Şenol. Alın Güneş... Beren İsmail'i kim getirdi bir saniye. bir saniye. Bir saniye. Geldi abi. Ama bir şey geldi. söyleyeyim. Hayır abi, bir şey Şimdi söyleyeyim. Şimdi bu da futbolcu oynamıyor. Alın İsmail'in getirme mantığı şu. Dedim ya, Gordon'un isimsiz bir adamdı. Getirdik, parladı burada. Hem bizi mutlu etti, tamam. hem kendisi. Peki bedeli yok mu Seyit Gündeme çıktı, gündeme çıktı. Beren İsmail de o mantıkla, o akılla. Geldi, adam tutmadı. kendini ispat etmeye çalışan, yeni yeni parlamaya çalışan bir Avrupalı. İnşallah başarılı olur diye getirdik. Olmayınca da gitti. Şimdi Şenol Güneş gelmeden önce sokağa çıksak, Beşiktaş taraftarları arasında bir kamuoyu araştırması yapsak iki tane isim çıkardı. Sergen Yalçın, Şenol Güneş Doğru. çıkardı. Tamam. Doğru. Benim tribün aklım, benim tribün aklım Sergen Yalçın dedi. Tribün aklım. Ama futbol aklım Şenol Güneş dedi. Tamam ama hiç itirazım yok. Ah, bitti. Şenol Güneş hoca bu mantıkla gelmiş. Başarılı olacağından da hiç şüphem yok. Başarılı Benim tek olacağım. itirazım ki tweetlerim duruyor. Bütün Beşiktaş tribünü Şenol Güneş derken, gelmesi lazım derken ben Valerian İsmail konusunda biraz daha beklenmeli. Acele ediyorsunuz. Sabır edin, sabır edin diye yırtındım. Karşıma daldım çok insanı. Savaştım. Ben hani tartışmayı da savaşmayı da severim. Tamam. Şenol Güneş geldi. Nasıl geldi? Şimdi ben zaten buradayım. Ben yönetim istifada değilim. Ben her zaman türbünde kendi bütün arkadaşlarımla toplantılarda şunu derdik. Artık tamamen umut kesilirse istifadeye varım. Ben şu pozisyonda değil ama bu sosyal medyadaki kışkırtmalar, troll hesaplar, bilmem neler bunların gazı, sana yaydığı etki, enerji buraları doğuruyor. Şimdi ben ama Valen İsmail'in gönderiliş sebebinden mütevellit. Şenol Güneş'in geldikten sonra çünkü niye geldi Şenol Güneş? Takım çok iyi bir takımdı. Evet. Teknik direktör kötüydü söylenene göre. Teknik direktör bu iyi kadroyu yönetemiyordu. İyi bir teknik direktör gelirse bu kadroyu yönetebilirdi. İyi bir teknik direktör geldi. Ama ne oldu? Bu kadro çok kötü oldu. Beş tane oyuncu alınması lazım geldi. E şimdi o zaman Valeriy İsmail'in ne günahı vardı diye yola çıkıp ben Şenol Güneş'e derim ki hocam sen de antrenman yapmıyorsun. Sen gitti sayısı Ankaragücü maçında orta sahada denedin. Sen bizi gol yedirdin. Kupa gitti en yakın yerde. Şimdi ben bunun hesabını sormalıyım. Şenol Güneş, Mourinho, Guardiola kimse en kralı. Sorarım abi ben yöneticiyim. Sen benden para kazanıyorsun. Şenol Güneş diye Fatih Terim diye sorulmuyor. Niye abi? Yani işin arka planı yani ön planı öyle gözüküyor. Arka planında Başkanım bu tereddütleri, bu sizin bu tür talepleri ya da bu tür düşünceleri mutlaka hocayla paylaşıyorduk. Başarılı olacağından yüzde yüz eminiz. Biz emin, ben eminim. İnşallah. Şahsen i̇nşallah. Eminim. Çünkü futbolcu kadromuz gerçekten iyi bir kadro. Eksiklerimiz vardı, eksikleri. De bu, abi, bu sezon bitiyor. Adet, artık. Yani, yani bu sezonu geçelim diyoruz ama. Çünkü beş puan meselesi ama, mesela çok ama, üstünde duruyor. Her beş şeye rağmen, da. her şeye rağmen yönetim istifayı hak etmiyoruz. Tamam demokratik hak diyoruz ama gerçekten hak etmiyoruz. Niye hak etmiyoruz? Biraz önce de söyledim. Yani futbol ya Beşiktaş'ı incelerken sadece futbol takıma endişe gelmemek lazım. Sahaya odaklanmamak lazım. Arka Amatör branşlara bakmak da de, lazım. Zaman Amatör branşlara var. da. Basketbolun dışında da her branşımız iyidir. Mesela kadın voleybol takımımız yıllardır yoktu. Şimdi bu sene lige girdik. ve şu Yoktu anda derken bak... dondurulmuştu. Evet. evet yani yoktu. Yoktu yoktu. Eczacıbaşı Adana bir şeyler yapıyorduk. Onlara futbolcu veriyorduk. Onunla alt yapımız vardı. Şimdi bizim dondurulan... Evet şu anda ikinci ligde oynuyoruz. Ee, branşımız şeyi, hangisi dondurulan branşımız? Erkek voleybol. Erkek voleybol. Erkek voleybol. Kadın voleybol. Niye olmuş. dondurduk? Onu ben bilmiyorum. Diklet olmadı. Daha O dönem. dönemde dondurulmuş. Ee, şimdi kadın voleybolumuz da bu sene şu anda ikinci. Grubunda ikinci. Bütün herkesi yendi. Bir tek lidere yenildi bir maçta. Ama çok Artık'te. pırıl pırıl gencecik çocuklarımız evet. Geliyor Sultanlar, yani? Sultanlar Ligi'ne çıkıyoruz bu sene. Orada da çok ciddi sponsorumuz var. Mesela bir Ankaralı Beşiktaşlı iş adamı ben buraya sponsor olacağım dedi. Ya senin şirketinin ismini yazalım. Yok dedi. Ne şirketinin ismi ya? boş dedi. Benim soyadım Ceylan. Ceylan yazdı. Yeter dedi. Yani şimdi gerçekten bunlar varken bu ciddi ciddi paraları biz bulmuşken sponsorlarla bu branşlarımızın tamamını çünkü Beşiktaş kurulurken sadece futbol takım olarak kurulmamış yani. Tabii ya. Güreş, boks, yani. atletizm ve jimnastik var. Jimnastikte küçük küçük kızlarımız Avrupa şampiyonluğu kazanıyor. Zaten yani. bereketi bedeniye evet. terbiye. Evet. Şimdi o açıdan yani ben taraftara hak veriyorum. Anlıyorsun. Anlayış gösteriyorsun. Anlayış ben ben taraftarım abi. Ben taraftarım ya. Ben taraftarım. Taraftar da haksız tabii. Ama biraz şey daha tabii meselenin yani masanın öbür tarafında da oturduğum için erken konuşuyoruz yani. Erken karar veriyoruz. Ya yönetim istifa. Tamam da eyvallah. istifa edelim de. Ya bunun birileri çıksın desin ki ben Beşiktaş yönetmeye talibim. Yok ha o da yok yani. O açıdan yani ki ha çıkar mı? Çıkar tabii ki. Ama biz o yönet, yönetim istifayı hak etmiyoruz. Ama bunun için de taraftarımıza kızmıyoruz. Sadece üzülüyoruz. Ya biz bunu hak etmiyoruz diyoruz. Üzülüyoruz sadece. Ama demokratik hak olarak da kabul ediyoruz. Evet. Bunların gayet güzel şeylerdi. Evet gayet yani şimdi mesela Yıldırım Demirören başkanken. Toparlayalım. Bir toplantıda şunu söyledim. 7 sene şampiyon olmadı. Tabii işte 8. O, tane şampiyon oldu. Yok. Bir tane şampiyon 2000, oldu. 2005'te 2004'te geldi. 2004'te geldi. 2009'da şampiyon, şampiyon, şampiyon oldu. 2009'da, şampiyon 2009'da oldu. 6 yani. kupa vardı. 6 7 8'de de Türkiye kupalarını aldı. Tamam. Şu var ya zaten o şampiyonluk konusu çok farklı bir tartışma alanı ya. Yani e, şimdi Galatasaray onda 5 yapmış. Son onda 5 yapmış. Fenerbahçe onda 0 yapmış neredeyse. Şimdi Beşiktaş'ta 6'da 3 yapmış. ya o da güzel. Şimdi, Ahmet Nur Çebi'nin 3. yarış bir şampiyonluğu şimdi var. Şimdi en enteresan o kıstas şampiyonluğu Allah, var Türkiye'de. Olarak almalı var. mı almamalı mı? Tabii ki ya yani para işin içindeyken almalı tabii de yani. Şimdi ben aslında şuradan yola çıkıyorum. Ee, Beşiktaş kulübüyüz ama aslında camiayız yani. Yani büyük bir camiayız. Yani ben Seyit Ateş'in yönetici oldu diye tanımadım yani. Ben Seyit Ateş'i evet. 30 sene evvelden tanıyorum gelir, gider, maça gider. Görürüz, orada görürüz, deplasmanda görürüz falan filan. Birçok arkadaşımız da şu anda yönetim kurulunda öyle hakikaten. Yıldırım Demirören'e bir toplantıda e, bir mecliste, yine böyle istifa muhabbetleri olurken, Yıldırım Demirören'e istifa çağrılırken ya dedim başkan ya bu bir sel yani bunun bağıracağını biliyorsun. Biz de söylüyoruz. Bu, çünkü artık hani bir kere durduruyorsun. Bağırma diyorsun. Ya bizim için bağırmayın. Bu maç önemli diyorsun. Yazı yazıyorsun. Bilmem ne. Bir iki maç büyüyor. Tamam mı? Bu şey gibi düşün yani. Gözü patlamaz gibi. Gaz sıkışıyor. Çıkması lazım. Gaz çıkacak. Rahatlayacak herkes. Tamam. Mı? Ne yapılması lazım? Yani zaten bütün şeylerde, kaoslarda, ne bileyim işte sıkışık alanlarda bu şey geçilmesi lazım. Ben dedim ki mesela o zaman Çık televizyona. Taraftarınla konuş. Konuş abi. Böyle biz seninle nasıl konuşuyoruz şimdi? Konuş. Burada burada bunu yaptım. Burada bunu yanlış yaptım. Bunu gittim söyledim ama bu böyle. Hani sen nasıl anlıyorsun boks muhabbetini şimdi? Güreş daha en ince yaşamışsın çünkü. Efendim başkan yaşıyor şu anda Nurçebi. Yani bunları paylaşmak meclisin içinden, camianın içinden, kahvenin bir ayağı gibi. Tabii. Masada, kahvedeki masanın bir ayağı gibi olsa insanlar. Ne bileyim ya ben daha böyle bir yakın kol kolay. Gel kardeşim gidelim. Hani daha sonuç alınabilir? Yani, yani çünkü konuşmak çok önemli bir şey. Seyit abi iletişim. Hayır Eyvallah ama bunu kamuoyuna paylaşmak mı yoksa böyle Kamuoyuna paylaşarak. Gel çözemediğin konuları oh, camiaya anlat. Mesela yer almak. dedim ki ben o zaman Turgut Özal rahmetli hani icraatın içinden evet, diye evet, program yapıyordu Ulusa Arun sesleniş. Evet, evet, evet. evet. Şimdi dedim ki çık. Bütün param var abi. Çok şey? param var. Galatasaray Şimdi dedim yöneticisi. ki ulusa bütün televizyon kanallarını satın al yarım saatliğine. Saat 8'de kim böyle basıyorsa seni görsün. Seni görsün. <laughs> tamam mı? Çık konuş ya. Yarım saat konuş in aşağıya. Seyit evet. abi. Derdini anlat yani. Şimdi bakıyorsun biz Galatasaray Beşiktaş maçı Galatasaray'ın kazandığı Okan Burun son maç olarak belki de Şenol evet. Hoca'nın ilk maçıydı. Evet. Okan Burun son maç olarak değerlendiriliyordu Şenol karşı, ikinci, karşı ikinci camiada. maçıydı ve Galatasaray Yani beşiktaş'a yani. kaybeden ve Okan Buruk takımdan Doğru. gider deniyordu 3 evet. aşağı beş yukarı benzer krizleri rakibimiz de Yaşıyordu şimdi orada Zaman zaman çıkışlar oldu Erden e, Sayın Erden bu lig bitmez böyle Giderse şeklinde e, Farklı e, reaksiyon verdiler Bu reaksiyonlarla bir şekilde işleri kendi lehlerine çevirirken Biz bunu beceremiyoruz diye Beşiktaş taraftarının yönetime tepkisi var Bunun da altını çizmek isterim yani Galatasaray kadrosu bizden çok mu iyi Şimdi ben bir şey söyleyeyim kardeşime. Galatasaray'ın hocası Galatasaray, Beşiktaş'ta değil Galatasaray'ın son 6-7 maçını periyodik olarak işte. Lider olduğu için söylüyorum. Hayır işte Sivas spor maçı. Sivas Spor evet. Maçı. Efendim Giresunspor maçı. İstanbulspor maçı. Bu maçları inceleyin 2-1 bitmiş. Evet. Maçların tamamının kaybedilme ihtimali daha çok Evet. evet. Daha ama, çok. Ama bir şekilde bu tarafa evriliyor. Ama bu futbol iş. şansı birden patlıyor. Bu şans mı? Bence şans yani. Biraz ben şanstan öte Bireysel yeteneklerden faydalanamıyoruz. Ya hangi? faydalanamıyoruz. Yani enkodu sen senelerde futbolun içindesin. Ben diyorum kardeşim iki senedir diyorum. Her programda söylüyorum. Enkoduyu gönderin kardeşim. Bu adamdan yararlanamıyoruz ya. Yararlan iyi futbolcu kötü tartışmıyoruz. tartışmıyorum. Doğru, doğru. Yararlanamıyoruz evet, var. Diyorum. Niye göndermiyorsun abi bu adamı? Mesela evet, yani sözleşmesi var adamın. Gönder zarar et. Evet, yani o, olabilir. O da 4 milyon alacaksın 1 milyona sat atıyorum. Sat birisine ya da kiralık gönder birisine. Ne bileyim ben yani. Şu yani? Anda bu adamdan a gitmiyor. Ya bir adam bir maçta Kayseri maçı mı diyeyim? Konya maçı <laughs> mı hangi maçta ya? 22 top kaybıyla oynar mı 40 dakikada ya. Her ayağını aldı topu kaybediyor ya adam. Yani zarar. Evet. en örnek bu. Ha baktığında Salih Uçan. Bekliyorsun adamdan bir şey mesela. Futbolun içine giriyorum ben. Futbol sahanın içinde kalan yani fut, sporun içinde kalmak istiyorum. E, Salih Uçan kaleye şutu yok. Bir tane attı gol oldu zaten. E, şimdi şöyle bir durum var. Yani yönetim, başkan bu futbolcularla... Salih Uçan alırken hangi taraftar karşılıklı? Ya, ben oradayım alıyorum? zaten. mesela ya. Yani. Niye oynamıyorsun kardeşim yani, ya? Niye oynatamıyoruz ya da? Ya da niye de, ya, neden ya, neden öyle Niye oynatamıyoruz değil yani. Yani ben, bu işi... Oynatmak nedir ya? Oynatma yap. Ben bir şey söyleyeyim mi ya? Oynatmaya kaldı. İkiniz vallahi. de, <laughs> ikiniz de biliyorsunuz bu işi. Hayır biraz da bunu ya. Sahanın içine futbolcuyu saldıktan sonra koyduktan sonra 11'i kadroya hoca o kadroyu yazar. Sahanın içine gönderir. Ondan sonra ben saha kenarında futbolcuya antrenörün, teknik direktörün çok fazla etkili olduğunu inan inanmıyorum. Futbolcu sahanın içine girdikten Ben katılıyorum girdik, buna. Katılıyorum. Girdiği andan itibaren bağımsız hale geliyor. Yani oynatmıyorsunuz. Niye oynatamıyorsunuz cümlesini ben doğru bulmuyorum. Adam yani, yani o anda öyle hissediyor, öyle oynuyor. Yani, yani şimdi Royce ilk geldiğinde nasıl top oynuyordu? Çok iyi oynuyordu. Çok iyi oynuyordu. Yani Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi bekledik dedik hepimiz. Evet. Bol servisler. E ne oldu? Işte. Ama ne geçişler oldu abi? bu işte işte bu. Futbol geçişleri var zaman içerisinde yani bazen çok üst düzey oynuyorsunuz, bazen de gelip yani gerekli motivasyonu mu ara, sağlayamıyoruz Adam oyunculara. ara geliyor. Seyit abi, bunun çeşitli sebepleri var. şey psikolojik var Sebepleri en büyük var. Mental artık futbol. mental problemleri ayak var. Zaten, Her şey var. Kafa yani. oyunu yani. Her şey var yani. Her şey evet. var. Bunu doğru idare etmek lazım. Bunlarla daha fazla ilgilenmek lazım falan filan. Bu kusurlar var ama bütün bunlar kötü yönetiliyor. Marası çıkmıyor. Bugün 120. Bir, 120. yılını kutluyor Beşiktaş ve 120. yılında maalesef Beşiktaş'ımız Avrupa'da yok. 120. yılında kupada yok. 120. yılında şampiyonluk umutlarını çok zayıflatmış. 120. yılında amatör branşlarda istediği sonucu alamıyor. Ee, hafta sonunda Galatasaray'la kümede kalma mücadelesi yapacak. Amatör branşlarda da değil mi? Basketbolda değil diye. Basketbolda diyelim bütün tamam. bütün şüphelerimizin hepsini. Evet, tamam orada bir yapılanma olduğunu söylüyorsun. En azından bunu öğrendik Seyit abi. Yani evet, evet. kaderine terk edilme bir var, soru işareti vardı. Hayır, bir yapılanma var. İçeri bir destek var kapatılıyordu, bunu da kapatılıyordu. kapatılıyordu. Başka şansınız şansınız yok. Yani Taraftarlar da e, yanlış anlamayın abi. Yani evet, Beşiktaş odaklanmış. Evet. Yani bu istifadeye diye büyük camialar buralar. Evet, evet. E, böylesine böyle durumlarda sessiz kalmak büyüklüğe aykırıdır. Beşiktaş taraftarının da isyanı buradır. Yani e, Sayın Başkan'ın yürekten çalıştığına, e, ailesinden bir, bir feragat edip cebinden para verdiğinden, yönetimimizin keza iyi niyetle çalıştığında kimsenin şüphesi yok. Ama sonuçlar kötü oldu mu e, mutlaka canım bir tepkireksiyon olur. O, kısım, o kısımda onu insanlara buradan söyleyelim. Hakikaten yani Cansi Perane birçok şey yapıyor. E, cebinden harcıyor, onu yapıyor bunu, bu buralarda başkan baş, sonuç yani sonuçlar başarısız olunca e, tabi bunlar çıkıyor ortaya, işte mecbur çıkıyor yani. Şeye doğru mecbur çıkıyor da e, dedim ya futbola odaklandığımız için diğer hiçbir şeyi görmüyoruz. Haklı mı taraftar haklı ama biz. Bunu çok fazla hak etmiyoruz. Arka planı bilen arkadaşlarımız zaten bize hak veriyorlar ama bu arka planı da... Zaman içinde düzelecek diyor musun? İnşallah düzelecek. Ya, tabii ki hepimizin beklentisi oluyor. Tabii ki düzeleceğiz. Tabii ki yani bu sene kaybettik. Kaybettik mi tam söyleyemiyorum yani. Yani şurada On şimdi iki, geçen sene biz kupalara şey şey katılamadık Seyit abi. Evet. Yani şimdi taraftarın o içindeki o şey de var yani o volkan tabii. böyle sönüyor şimdi aklına bir şey geliyor yine alevleniyor volkan Doğru. böyle şimdi mesela bu sene de Beşiktaş camiası Avrupa'da kupalarında olmamayı kaldıramaz, kaldıramaz ya. Ama. iki sene çok büyük maddi Avrupa, kayıp. Avrupa kupalarına gideriz ya. Ya yani bir strateji i̇şte inşallah yani. Ya gideriz yani şu anda. Üçüncü sıradayız. İnşallah daha da iyi olacağız. Kupa kestirme işte oldu. Iyi. o kupayı kaybetmesi kötü oldu Beşiktaş'ın. Kupa kestirmeyi de... Yani Avrupa'da oynadığınız zaman Avrupalı oyuncularınız da çok daha farklı motivasyonla oynayıp farklı bir form yakalıyor. Aynen, şey, Aynen katılıyorum evet. Seyit abiye teşekkür ederim. Bir futbol sohbeti yaptık. Aslında ben evet. futbol sohbetine değil, başka sohbete gelmiştim ama. Ama çok birikimli. İçimizin işte, arasına otururken. biraz Yok yo, şöyle bir dakika. Gibi <gülüyor> Söylemek <laughs> istediğin ne varsa. <laughs> evet. sana çünkü Demek ki ben konuştuğum adı. Yok. Yok hayır. Samimiyetle şey konuştunuz yani. yani. Alel'in bir lafı var. Ya Bu tabi, program kana karışan program. Ortam hassas. Abi. Ortam hassas. Hassas ee, evet. Burada düşündüğünüz her şeyi de bazen söyleyemiyorsunuz. Söylememeniz de gerekiyor tamam. O açıdan düşündüklerimizin düşündüklerimizi net olarak bazı şeyleri söyleyemedik ama ikinizin de samimiyetine çok inanıyorum. Aynen öyle. De çok Biz de sizin Bugün değil. Geçmişten beri birbirimizi biliyoruz. Evet. Bu açıdan yani bu mevcut yönetimin Ahmet Nurçevi Başkanı'ndaki bu yönetimin ben e, Beşiktaş'ta çok şeye dikkat ediyorum. Bir tek şeye. Beşiktaş'ın bir lirası harcanırken hassasiyetimiz var mı yok mu? Elimiz titriyor mu titremiyor mu? Ben buna çok dikkat ediyorum. Ben Ahmet Nurçevi'nin bu konuda Kendime ne kadar inanıyorsam ona biraz daha fazla inanıyorum. Tek kuruşu Ahmet Durçevi'nin Beşiktaş'ın parası yanlış harcanınca canının canından bir parça gittiğinde de eminim. Şahit de oluyorum. Onun için biz Çok başkanımızın, li, he? Çok başkanımızın liderliğinde biz bu işi başaracağız. Beşiktaş namuslu şerefli yöneticilerle tarafından idare ediliyor. Bu en büyük meselemiz bu bana göre. Çünkü futbol kulüplerinin tamamında bu tür sıkıntılar hep mevcut. Arka plan kirli ama Beşiktaş Ahmet Nur ile temiz bir sayfaya, temiz bir e, şeye e, döneme sahip oldu. Döneme sahip. Hem geçmiş dönemiyle ilgili her şeyi. bunları da projemde. başarıya döneceğine inanıyorum İnşallah. Değil mi? Sağ, başarıya dönecek. Sağ hepimiz istemez miyiz kardeşim takımımız şimdi lider olsun ya da iki puan e, arkadan takip edelim. Bir şeyler yapar. Hepimizin olur. Ama bazen olmayınca da olmuyor yani olunamıyorsunuz. Plansız değiliz değil mi? bu er de olmayanlar karşısında. Onu sormak istiyorum. Ya, ya taraftar çaresiz plan? çaresiz miyiz acaba? Ya. Arkada ne dönüyor? Bir planımız yok mu? Yani bu Olmaz ya bu kadar kötü gidişat sonra bir şey söyleyeyim. Tamam yani varsa sizin... Seyit abi bu çok ya, önemli. Takımın başında Şenol Güneş gibi bu ülkenin iyi teknik direktörlerinden biri var ki biraz önce söyledik yani. Sokağa çıksanız valerin İsmail gidiyor. Kimi getirelim? İki tane isim vardı. Başka üçüncü isim yoktu. Yoktu. Var mıydı? Evet doğru. Sergen, Sergen Yalçın vardı. Şenol Güneş. Şenol Güneş vardı. Tribün Aklım ben ben yönetimde de bunu söyledim yani. Tribün aklım benim Sergen Yalçın der. Ama futbol aklım Şenol Güneş diyor. Niye Şenol Güneş diyor futbol aklım? Sergen Hoca biraz daha şey Şenol Hoca biraz daha şeyi yönetme şeyi tecrübesi daha fazla. Kabayın Sanki ama. şeyi daha fazla yönetir. Şubeyi. Yani sıkıntıyı sıkıntıyı daha fazla sahiplenir, giderir falan filan diye düşündüm. Ya yani Şenol evet. Güneş o manada dedim Şenol Hoca. Tamam. tecrübesiyle. Zaten Şer, Sergin Hoca ortada yoktu yani o süreçte. Yani yoktu. Yani, hoca ortalarda değil yoktu. Yani yüzde sekseni Şenol Güneş dedi. Yani tribünler de Şenol, evet. Şenol Güneş. Zaten Şenol Güneş'e itirazımız yoktu. Şenol Güneş ha. neden sezon başı gelmedi sorusunu sormuştuk biz. Neden Valerian İsmail'e devam işte, ettiniz de bu baştan bu yani transferleri Valerian İsmail döneminde yani yapıldı. Şunu insanlar dedi. Şenol hoca. Şenol Güneş'i madem getirtebiliyorsunuz. Sezon başı Neden yani. kafadan getirmediniz de Valerian İsmail'e. Transferleri de onunla beraber yapsalardı. Millet yani ben Bunları konuşurken Seyit abi şey yanlış e ol, Tam Kamuoyunun konuşmaları. Yani burada bunlar. biz insanların e, bütün konuşmalar çalışıyor. bunlar. Yani Sizin bunlar çalışıyor. Her yerde zaten bunlar konuşuluyor. bütün şeylerde en üst tepeyle en alttaki adamın iletişimleri zayıfsa sıkıntı oluyor. Aynen öyle. Yani burada başkan mesela yanında bu camiyi bilen adamları yakalaması lazım yanına. Sayın başkanımız benim. Her taraftarımızla, her kanaat önderimizle Konuşmaya, sohbet etmeye her daim hazır bir insan. Sayın başkanımızda evet. kibir yok. Onu Sayın başkanımızda Allah var onu biliyor. İşte ya bu kimmiş falan deme cümlesi bile yok. Biliyoruz. Başkan gayet mütevazı, Herkesle sohbet etme. Olması gereken şey olan e, özelliği olan ve zevk alan bir adam. Onun için bence başkanımıza bu konuda da sahip çıkmak lazım. Evet. Ahmet Nurçevi çok fazla yok. Evet, az. Ahmet. İnşallah başarılı Her olur. Yani bile... Ahmet Nur Çebi'nin başarılı olması Beşiktaş'ın Beşiktaş başarılı olması, olması demek. Yani. Canı gönülden istiyoruz başarılı Aynen. olması. Parayı yönetme kabiliyeti çok fazla yüksek olan bir adam ve asla Beşiktaş'ın parasını da böyle çarşur Aynen. edecek bir modelle de değil yani. Ya bu kadar fedakarlık sonrasında Kesinlikle. da en azından karşılığını alsın isteriz. Olağanüstü var mı? Neyi? Olağanüstü. İki buçuk yıl sonra kongre var. İki buçuk yıl sonra kongre. Tamam. Bunun da yani, altını çizmiş olalım. Evet. Aynen öyle. İki buçuk yıl sonra kongre. İki buçuk, yıl, i̇ki buçuk olsan, yıl var ya. yani. Sekiz ay mı oldu? Tabii. Yani i̇ki üç, buçuk yıl, yıl, üç yıldan sekiz ay yani Bunun altını yani insanlar iki yazıyor, iki iki çiziyor ay. devamlı. Yok öyle bir Onun şey, şey yok. Onun için sordum. Tamam. Ee, yok öyle bir şey yok. İki buçuk yıl. Hı. Evet. Olağanüstü Biz, yok. Sayın Nurçen bu döneminde tamamlayacak. Bana göre bir daha bir dönem daha kulüp evet. baştan olacak inşallah. Biz onu destekleyeceğiz. İnşallah başarılı oluruz. Evet. İlk dönem de başarıyı oluruz. Olmayız. Önemli değil ama Sayın Nurçen'i destekleyeceğim. Namusu şerefli bir adam. Beşiktaş'ın parasına, puluna kimsenin elini uzattırmaz. Uzanan her eli de bertaraf eder. Evet Beşiktaş 120. yılında belki sağ sonuçları olarak e, istediği yerde değil ama Beşiktaş yönetimi çalışmalarını gelecek sezon içinde, bu sezon da mücadelenin içerisinde olacak şekilde devam ettiriyor. E, belli planlar çerçevesinde Beşiktaş'ı başarıya taşımak için Beşiktaş Başkanı Ahmet Nurçebi yönetiminde yönetiminde yoğun bir çalışma içerisinde en azından bunu biliyoruz. Ee, Beşiktaş'a bundan sonraki süreçte hem sahada hem salonda parkede mücadele ettiği her yerde Minder'de ringde yürekten başarılar diliyoruz. Ee, çünkü bu camia Beşiktaş taraftarı 120 yıldır Türk sporunun lo lokomotifi, e, kilometre taşı ve her türlü başarı hak eden bir camia. Umarız Beşiktaş saha sonuçları olarak da salonda da parkede de Minder'de de hedeflerine ulaşacaktır. Nice yüzyıllara Beşiktaş diyoruz. Seyit Ateş'e çok teşekkür Gündem, ediyoruz. Teşekkür bu de geldi. E, içinden geldiğince konuştu. Zaten biz Seyit formatımız eyvallah, da bu. Eyvallah, eyvallah. Yürekten konuşmaları e, Beşiktaş taraftarı alıyor. <laughs> Hata da olsa kabul ediyor. Alem Markaryan'a da olamaz. teşekkür ediyoruz. E, önümüzdeki haftalarda tekrar alevi muhabbette Beşiktaş gündemini belirleyen isimlerle birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.